Anadolu Güneşi TV 19'dan herkese günaydınlar efendim. Biz Bize programında bugün de sizler için karşı karşıyayız. Umarım herkes güzel, keyifli bir hafta sonu geçirmiştir. Sıkıntılı bir hafta sonundan sıyrılıp yeni bir haftaya başlayacaklar için de tavsiyemiz şu efendim. Lütfen sıkıntıları, dertleri, her şeyi bir kenara atalım. Bugün sizler için çok özel iki konuğum olacak. Sevgili konuklarımla birlikte pazartesine keyifli bir başlangıç yapalım istiyorum efendim. Ekranları başında Biz Bize programını tercih eden, bizimle birlikte olan herkese teşekkürler ediyoruz efendim. Ben hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Vakit kaybetmeyelim istiyorum. Bugün birbirinden değerli iki konuğum bizlerle birlikte olacak ve çok keyifli bir program yapacağız. Biz Bize'den herkese günaydınlar efendim. Herkes ekran başına hoş geldi diyorum. Öncelikle sizlere bugün örgü hocamız sevgili Zehra adı güzeli, ardından da bel ağrılarını ele alacağımız sevgili fizyoterapistimiz Merve Günder'i tanıtacağım. Öncelikle örgü hocamıza başlamak istiyorum. Kendisi hem yamacımı aldım hem de sizler için birçok örgü modeli getirdi ekranlarımız başına. Ben ama bunların hemen öncesinde bir WhatsApp numaramı hatırlatmak istiyorum. Sorularınızla lütfen bizlerle birlikte olun. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa, İşte sorularınız varsa çekinmeden lütfen belirtin efendim. 0505 104 53 21 0505 104 53 21'den bizlere ulaşabilirsiniz. Dilediğinizi yazabilirsiniz efendim. Biz şimdi hemen vakit kaybetmeden Zehra Hanım'la tanışalım istiyorum. Sevgili Zehra adı güzel, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız Zehra Hanım? Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Onur duydum. Teşekkür ederim kırmadığınız için. Efendim Zehra Hanım örgü hocası. Kendisi bugün bizlere şiş dantelle alakalı yaptığı çalışmalardan örnekler getirdi sağ olsun. Bugün bizlere de bir örnek gösterecek. Bu örnekle birlikte programımızı ilerleteceğiz. Zehra hocamla bundan bahsedeceğiz. Zehra Hanım bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Hani ben sizi örgü hocası olarak biliyorum ama izleyenler ...lerimizin de sizin yaptığınız çalışmaları daha iyi anlayabilmesi, sizi daha iyi tanıyabilmeleri adına biraz kendinizden bahseder misiniz? Tamam canım. 1978 doğumluyum. Sincan Halk Eğitim Merkezi'nde göreve başladım. 15 senedir buradayım. Yaklaşık 18-20 senedir bu işle meşgulüm. Bu şiş danteli merak sarmam benim daha çok örgüyü sevmemden ileri geliyor. Örgü sevdiğim için böyle annelerimizin normalde örgü ördüğü gibi değil de bunların yazıya dökülmüş haliyle birlikte böyle şifrelere dökerek bunları kendi dosyalarımızı yaparak bunları çalışmamızla kaynaklandı bunlar. Daha sonra bu yuvarlaklardan başlayıp daha sonra daha değişik modellerimizle ilerletiyoruz. Bu örgüyle ilk başlama serüveniniz galiba çok küçük yaşlarda başladı. Evet, çok küçük yaşlarda başladı. Annemin sayesinde başladı. Tabii ki annelerimiz daha çok bu gibi muhakkak. Onlarla birlikte, ona heves sarmamla birlikte okulla devam ettirmemle bu seviyelere geldik. İlk deneyiminizi hatırlıyor musunuz? İlk neyle başladınız? Evet, ilk başta bu yuvarlak modellerimizle başladık. Birlikte arkadaşlarımızla gittik. Fakat çoğu zaman bırakma esnasında gelmiştim. Fakat sağ olsun yine annelerimizin desteğiyle çok yardımcı oldu. Onunla birlikte bu zamana geldim. Böyle içinden çıkamadığınız örnekler oldu. Oldu mu? Evet. Bu ne ya? Evet, yeter artık dediğiniz anlarınız. Çok bıraktım, çok şişlere attım. Fakat rüyalarımda dahi örtüm için. Şey oluyor mu böyle gece yattığınızda? Evet, evet. Şu örnek nasıldı ya mesela? Yolda birinin işte yaptığı bir örneği falan görüp bir yere gittiğinizde, arkadaş ortamınızda. Şu örneği nasıl çıkartmışlardı ya diye böyle düşündüğünüz. Evet, çoğu zaman elimde telefonla fotoğraf çekiyorum. Gizli gizli. Şimdi tabii teknoloji kolaylaştı. Evet, bir de evet. Bunun güzelliği. Rüyalarımda örüyorum. Onları modelde model uyguluyorum. Zaten yaptığımız işlerde de kiminin yaprağını alıp kiminin gülünü alıp daha değişik modeller üretmek. Bizim sistemimiz böyle ilerliyor. Aynı modelleri alıp kullanmaktansa daha değişik hayal gücümüzü geliştirerek bu gibi şeylere daha farklı yöntemler getirmek istiyoruz. Beni öğrencilerim tanırlar. Zaten aynı modeli iki sefer üst üste yapmam. Hep sürekli değiştiririz. Sevgilerimizi gönderelim buradan da öğrencilerimize. Şimdi ilk olarak bizim
2 numara 5 şişlerle 17 numara tığımız var. Evet. Pıral ipliğimiz var. İlk önce bu iplikle başlıyoruz. Bu kaymaması için. Bakın. Nedir bu ipliğimizin ismi? Pıral iplik diye geçiyor. Bu yani tüylü öyle olduğu için kaymıyor. Daha sonra naylon ipliğe geçeceğiz. Onlarla bir kere ütülediğimiz zaman bir daha bozulmuyor bu bunlar iplikle. Bunlar naylon iplik çalışmalarımız. Evet, naylon iplik çalışmalarımız simli. Şu an pırıl iplik çalışmamız var mıdır? Yok, şu anda pırıl iplik çalışmamız yok. Şu modelde gördüğümüz üzere şununla başlayacağız. Bugünkü çalışmamızda evet, bunu mu yapacağız? Evet, bunu yapıyoruz. Sevgili izleyenler, bugün Zehra Hanım bizler için pırıl iplikle kaç şişle birlikte yapacaktı? 5 numaralı, 5 şiş, 2 numaralı şiş. 2 numaralı 5 tane şiş olacak. Tamam. Sevgili izleyenler, bugün gördüğünüz üzere Zehra Hanım bize 2 numaralı 5 adet şişle birlikte pırıl iplik ismi verilen iple bize bu örneğin çalışmasını, aşamalarını gösterecek. Hep birlikte kademeler halinde ilerlemiş olacağız. Arkadaşlarım sanıyorum aldılar görüntümüzü. Evet. Şöyle bunu bir bırakalım. Bu ipliğe sanırım gittiklerinde sadece pırıl iplik pırıl dediklerinde dedi. Rahatlıkla ulaşabilirler değil mi? Evet canım, evet. Peki Zehra Hanım, sizin bu şiş dantelle tanışmanız nasıl oldu? Biraz ondan bahseder misiniz? Sevgili hocam, Allah razı olsun, çok sevdiğim bir hocam var, Şefika Şen diye, Sincan Kız Meslek Lisesi'nde. Onun tavsiyesi üzerine başladım. Sen çok güzel dediler, örgü örüyorsun. Bu gibi şeylere yönel demişlerdi bana. Fakat ilk başta cazip gelmemişti. Daha sonra çoğu zaman bıraktığım zaman yapabilirsin diye beni tekrar motive ettiler. Derken bu gibi şeylere ve model üretmeye başladığım zaman çok sevindiler. Sağ olsun, her gittiğimde onun yanına uğrarım. Allah razı olsun, kulakları çınlasın. Böyle güzel oldu. De bir deneyim evet, ama. Evet, yani her baba yiğidin de harcı değil aslında. Hani biliyorsunuz ki. Ben tek beceremem bu şeyleri. Hayranlıkla şey bakıyorum o yüzden. Sürekli sayılarla çalıştığımız için biz buna diyoruz ki Alzheimer örneğici. Öyle sürekli mi? Evet, sayıları takip ediyorsunuz. Buradaki sıralarla birlikte her sırayı geçtiğimiz zaman şunu sürekli şöyle sayıları atıyoruz. Artırmalarımız, eksiltmelerimiz. Sanırım Zehra Hanım bu şifreleme dediğiniz olay bu evet, sayılardan, evet, sayılardan geçiyor. Sevgili izleyenler, şiş dantel denildiğinde aslında bunlarda bir özel bir şifrelerin oluşturulduğu evet, söyleniyor. Evet. Yani aslında her örneğin kendine has bir hikayesi ve şifresi de var. Evet. Gördüğünüz gibi Zehra Hanım kodlamış örneklerin modellerini rakamlarla ve şifrelendirmiş. Dediği gibi Alzheimer hastaları için de aslında hem hoş zaman geçirebilecekleri bir şey hem de keyifli bir vakit yani. Evet. Evet. Ben size tekrardan döneceğim. Tamam. Merve Hanım'ı da biraz tanımak istiyorum. Ardından hemen sizinle birlikte örneğimize biraz başlayalım istiyorum. Ardından biz Merve Hanım'la birlikte bel ağrılarını işleyelim istiyorum. Sevgili Merve Günler, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Cansu Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz efendim. Teşekkür ederim. Geldiniz. Ayaklarınızı sağlık. Sevgili Merve Hanım, bugün sizlerle birlikte bel ağrılarını ve boyun ağrılarını biraz değineceğiz. Bize bununla alakalı işte daha öncesinde kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Tabii. Merve Günder kimdir? Merhabalar, ben Merve Günder, fizyoterapistim. Çorum Buhara Kültür Merkezi'nde engelli rehabilitasyonumuz var. Orada görev yapıyorum. Çocuklarımıza rehabilitasyon uyguluyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kadın kültür, aile kültür merkezlerimizde seminerlerimiz oluyor. Çeşitli konularda seminerlere devam ediyoruz. Bu şekilde işleyiş devam ediyor. Tempolu bir çalışma yapıyoruz. Yorucu bir tempo olsa evet, gerek. Evet, seminerler özellikle çok benim sevdiğim çalışmalar oluyor. Halkı da bilgilendirici konular oluyor. Genellikle çok sıklıkla insanların karşılaştığı problemleri zaten konulara dahil ediyoruz. Bu şekilde güzel bir çalışma sürdürüyorum. Peki Merve Hanım, sizin çalışmalarından faydalanmak isteyen izleyenlerimizin size ulaşabilmeleri, hani tedavi sürecinde onlara destek olabilmeniz için izleyenlerimiz ne yapmalı, nerelere başvurmalılar? Buhara Kültür Merkezi'ne gelebilirler. Dediğim gibi orada engelli rehabilitasyon merkezimiz var. Ben orada bulunuyorum haftanın 5 günü. Onun haricinde zaten kültür merkezine kayıtlı olan hanımlarımıza seminerler olduğunda mesajlar gidiyordur. O şekilde bilgilenebilirler kayıt yaptırarak. Bütün seminerlerin bilgi mesajları gidiyor çünkü. Bu şekilde ulaşabilirler. Oradan benim hakkımda bilgi alıp özel şekilde de
Randevu halinde sanırım evet, çalışmalarımız evet, devam evet. ediyor. Sevgili izleyenler, ben tekrardan WhatsApp numaramı hatırlatmak istiyorum. Merve Hanım'la bugün bel ağrılarıyla ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz ki artık günümüzde çok fazla sıklaştı. Evet. Bundan şikayet eden kişi sayısı da arttı. Sizin de efendim bununla alakalı sorularınız, ne yazık ki bir geçirdiğiniz rahatsızlık varsa ve hala geçmemiş durumdaysa, bilgi almak istediğiniz sorularınız varsa lütfen bizlere ulaşın. 0505 104 53 21, 0505 104 53 21. Sevgili Merve Hanım, biz sizle birlikte birazdan bel ağrılarına geçeceğiz. Ama öncesinde istiyorum ki Zehra Hocam bize biraz örgüsüne başlasın. Evet. Biraz bize bundan bahsetsin. Biz bel ağrılarını işlerken o devam etsin tamam. istiyorum. Sevgili Zehra Hanım, şu anda sizdeyiz. Kitlendik sizlere. Ne yapmamız gerekiyor? Evet. Şimdi ilk olarak sanırım tığla mı başlıyoruz? Evet, ilk önce ortasına tığla başlıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Ben onu alabilir miyim? Evet, tabii canım, al. Sevgili izleyenler, Zehra Hanım şimdi bugün bizlere 5 tane şişle birlikte şiş dantel örneğini gösterecek. İlk olarak örneğimizin orta kısmından başlıyoruz ve tığla başlayacağız, evet, değil tığla. Mi ilk olarak? Hı-hı. İlk olarak yapmamız gereken şimdi nedir? Şu anda şu kısmı yapıyor Zehra Hanım bizlere. Evet, şöyle evet. zincir atmıyoruz. Buna Hı-hı. sihirli halka da diyorlar. Şöyle tutuyoruz. Bir ilmek çektik, bir daha çektik. Evet. Sonra şuradaki ipliğimizi alıyoruz. Hı-hı. Buradan ilmek çıkartıyoruz. Şunu çektiğimiz zaman önemli olan bunun Hı-hı. ortasının Hı-hı. küçülmesidir. Buradaki biraz ilmek daha yukarı kaldırabilir Öyle miyiz? Öyle mi? Hı, tamam. Çok biraz daha indirelim. Hı-hı. Şöyle. Buradaki ilmek sayısı kadar ilmek çıkartıyoruz. Şurada 24 ilmek yazıyor. Hı-hı. 24 ilmekle işlemimize başlıyoruz. Sevgili izleyenler, ilk önce biz şiş dantel örneğimizin orta kısmından başladık ve ilk olarak tığla başlıyoruz. 24 ilmekle başladı Zehra Hanım bizlere. Evet Zehra Hanım. Evet. Şimdi 24 ilmek çıkartıp alta alta şişlere takacağız. Buradaki gösterdiği gibi alta alta şişlere takıp. Yani 24'ü aslında 4'e evet, bölüp 6'şarlı evet. ilmekler halinde ilerleyeceğiz. Evet, şimdi ben 24 ilmek takıp. 2, 4. Bana çok böyle zor bir işmiş gibi geliyor yani. Yok. Mükemmel ortaya bir şey çıkarmak çok güzel bir olay. Evet, ipliği resmen örüyoruz. Evet, yani. Yani hiç olmayan bir şeyi çıkartıyoruz. Evet. Şimdi Zehra Hanım şey mi yapıyoruz? Biz şişle ilmek, tığla ilmekleri Yok. Belirleyip şişe mi şişe takıyoruz? Takıyoruz. Evet, Hı-hı. şimdi ortasında buradaki ilmekleri çıkartmak zorundayız. Hı-hı. Burada alta alta şişlerimize takacağız. Tamam. Sevgili izleyenler, şimdi Zehra Hanım'dan daha yakın bir şekilde görebiliriz. 24 ilmekle başlıyoruz. Evet. İlmekleri 6'şarlı şekilde tığlarla örüp 5 şişe böleceğiz değil mi? Evet, 4 şişe bölüyoruz. 4 şişe canım. Bölüyoruz. Pardon, evet. Bir tanesi boşta kalacak. Sürekli 2, 4. O 4 şişe örmemiz için mi? Örmemiz için, evet. 4 şişe. Her 6 ilmekte evet. şişlerden birisine geçiriyoruz. Toplam 24 ilmek olacak. Şiş dantelle bir örgü motifi çıkarıyoruz bugün sevgili izleyenler. Zehra Hanım bugün bizler için bu çalışmayı yapacak. Biz şu anda örneğimize ortadan başlanarak yuvarlak bir şekilde döngü halinde ilerliyor. Zehra Hanım şimdi bizlere motifimizin orta kısmından başladı. Evet. Şu yuvarlak halkayı oluşturma şeklini gösteriyor evet. bizlere. Hı-hı. Burayı küçültüyoruz. Şu Hı-hı. ipliği çekip burayı mümkün olduğu kadar küçültüyoruz. Hı-hı. Birbirine bağlayacağız bu kaçmaması için. İleriki modellerimizde bu kaçacak. Çünkü bu bağlamayı o ilk evet, başladığımız sihirli halkayla birlikte bağlıyoruz. Şu an bir sihirli halkayı mı sıkılaştırıyoruz? Yaptık. Evet, sihirli halkayı sıkılaştırdık ve şimdi örgümüze bir sıra düzümüzü gittikten sonra şifremize başlayacağız. Tamam. Asıl başlama yerimiz şu düğüm attığımız yer. Hı-hı. Bir tur attığımızdı. Buraya geldiğimiz zaman anlayacağız. Tamam. Şimdi şuradan önden alıp arkadan atıyorum. Daha sonrası kazak örme gibi mi? Biraz ona benziyor ama şimdi her ilmeğin bir adı var. Böyle hatırlarsak daha kolay olacak. Şimdi bunları böyle dümdüz gittikten sonra şifremize başlayacağız. 4 şişi dolanmak zorundayız. Hı hı hı. Boş şişi olacak. Şimdi bir tane böyle örüyorum. Şimdi boşa çıkacak bir tane şişim var. Onunla birlikte bakın bir tane çıktı boşa.
önündekini örüyorum. Her boşa çıkan şiş diğerini örmeye geçiyor. Evet, yani. İki taraf özellikle boştur. Çünkü iki tarafından çektiğimiz zaman çıkması lazım. Böyle bir sıra gidiyoruz. Daha sonra ben size tekrar döneceğim. Şu an için siz sanırım hep bu döngüyü yapacaksınız. Şimdi halkayı oluşturacaksınız. Şimdi 4 tane ördükten sonra şiframıza geçerken ben size tekrar döneceğim. Tamam, o zaman öyle yapalım tekrardan. Şöyle vereyim ben. Sevgili izleyenler, Zehra Hanım şimdi bizlere örgümüzün orta kısmını gösterdi. Çalışmasına devam edecek. Şimdi biz tekrardan sevgili Merve Hanım'la birlikte bel fıtığına dair konuşacağız. Bel ağrılarına dair konuşacağız. Evet. Tekrardan WhatsApp numaramı hatırlatmak istiyorum sevgili seyirciler. 0505-104-53-21 0505-104-53-21'den sevgili Merve Hanım'a ve Zehra Hanım'a dilediğiniz sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Efendim şiş dantelle alakalı çalışmalarınız varsa sizlerin de lütfen bizlere gönderin. Bizler de sizler için paylaşalım sevgili izleyenler. Merve Hanım'la başlamak istiyorum. Merve Hanım tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zehra Hanım burada öre dursun. Önemli noktalara gelince lütfen bize geri dönün. Tamam. Biz de aktaralım sevgili izleyenlerimize. Sevgili Merve Hanım biliyorsunuz ki bel ağrıları, boyun ağrıları artık günümüzde daha da sıklaşan ve kendisini çok fazla hissettiren bir şey olmaya başladı. Bununla birlikte biliyorsunuz ki insanların artık iş hayatlarının belli bir masa ve oturma koltuğu, sandalye üzerinden geçmesinden kaynaklı olsa gerek ki ağrıların daha da fazlalaştığını görüyoruz. Size gelen şikayetler de böyle oluyor. Evet, sıklıkla zaten kaynaklanan sebep çok fazla yanlış oturmak, bilgisayar başında çok uzun saatler boyunca kalmak kaynaklanıyor aslında. Bugün de ben biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Çok güzel. Hani nasıl doğru yaşayabiliriz? Doğru oturmayı nasıl öğrenebiliriz? Doğru nasıl durabiliriz? Doğru nasıl ağırlık kaldırabiliriz? Hatta doğru nasıl uyuyabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bel ağrısı yaşadıktan sonra evet tedavi yöntemleri anlatmak gerekiyor ama aslında bel ağrısı yaşamamak için de yapılması gerekenleri anlatılması gerekiyor. İnsanlar bilgilenmesi gerekiyor ki bu konuda bel ağrılarını hiçbir şekilde yaşamayalım. Yani öncesinde önlem almak bizim için aslında daha koruyucu bir yöntem oluyor. Bu yüzden ben biraz bugün o konu üzerinden gitmek istiyorum. Yani nasıl daha sağlıklı yaşayabiliriz? Yani iş o noktaya gelmeden neler yapmalıyız? Evet, evet, bundan aynen bahsedeceğiz. Öyle. Yani vücudumuzu nasıl doğru konumlandırabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bel ağrısı artık herkesin yaşadığı bir problem. Doğru. Bu insanların fonksiyonelliğini, sosyal yaşantısını, bütün hayatını etkileyen bir durum haline geliyor. Bu yüzden bel ağrısı koruma önlemleri bizim için çok önemli bir hale geldi artık. Ama çocukluk çağından başlayarak giderek artan şekilde devam eder bel ağrıları. Yani çocukluk çağında görülen bel ağrıları aslında bizim için ilerideki bel ağrısı için bir öngörüdür. Sinyallerini veriyor. Bu yüzden çocuğumuzda eğer bel ağrısı şikayetimiz varsa çok özenle bir gözlem altında tutmamız peki, gerekiyor. Peki bir anne çocuğundaki bel ağrılarını nasıl fark eder? Yani ne olduğunda da diyebilir ki hani sonuçta çocuk hani kendi bedenini henüz tanıyamıyor biliyorsunuz ki. İşte hani bel ağrısındaki bir ağrı, işte bir kas ağrısı falan olarak da hani adlandırabilirler. Evet. Anneler çocuklarındaki bu bel ağrılarını nasıl fark edebilir? Dediğim gibi çok iyi gözlem altında tutulması gerekiyor çocuklar. Normalde kaldırmadığı kadar ağır kaldırdığı zamanlar ya da yanlış hareketler, oyun parkında çok sıçrayıcı, zıplayıcı hareketler yapıyoruz. Beli farklı konumlandırma olabiliyor. Bu yüzden anneler bu konuda çok iyi gözlemlemeliler. Çocuk normalde yaptığı hareketleri yapmaktan kaçınıyorsa, eğilmekten kaçınıyorsa, ayakkabı bağcığını kendisi bağlamak istemiyorsa örneğin eğilmek istemiyordur. Yani belini kullanacağı hareketlerden kaçınıyorsa eğer beliyle ilgili bir problemi olabilir. Bu yüzden bu konuda hani değerlendirmeler, gözlemlemeler yapabiliriz. Eğer kendi vücudunu tanıyan, daha çok böyle hani konuşabilen, kendini ifade edebilen bir yaştaysa çocuk, belim ağrıyor dediğinde genelde bunu çok önemsemeyiz. Hani çocukta çok ciddi bir bel ağrısı problemi yaşanmayacağından ötürü. Ama dediğim gibi aslında bu gelecekteki bel ağrısının sinyallerini veriyor bize. O yüzden çocuklarımızdaki bel ağrılarını dikkatle gözlemlemek yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi doğru olacaktır. Doğru diyorsunuz Merve Hanım. Teşekkür ederim. Sanırım Zehra Hanım göstermek istediği bir yere geldi. Evet, İzninizle orayı bir verelim. Tabii. Ben de çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak.
Şimdi yaptığımız işlemler 24 ilmek taktık. 6 halta şişlerimize böldük. Şimdi bandımızı yukarı çıkartıyoruz. Her aşamadan sonra bir de kapatıyor musunuz? Evet, kapatıyoruz. Şimdi şu sıfırın ne anlama geldiğini buradan bakıyoruz. Artır demek. Şimdi bu şekiller sizin için... Çok değerli. Artırıp şunlar ilmek sayılarımız. Artırıyorum, 3 ilmek örüyorum. Tekrar artırıyorum, 3 ilmek örüyorum. Tamam, şimdi ben bir anlayayım. Hemen izleyenler sizlerle paylaşacağım. Sevgili izleyenler, Zehra Hanım bu şiş dantel örneğinde aslında şifrelerin olduğundan bahsetti bize. Ve kendisi burada şifreleri de bizler için kodlamış, sağ olsun. Şimdi Zehra Hanım 24 ilmekle başladı ve o 24 ilmeği 6'şarlı olarak 4 şişe böldü. Şimdi bundan sonrasında 30'lar ilmek 30 olarak... 30 değil, şu artır demek. Şu sıfırın ne anlama geldiği burada yazıyor. Artır demek, öyle evet, mi? Tamam. Her sıfır artır demek. Bunlar da ilmek sayılarımız. 4, yani 5, 6, 7, 8, 4, 5, tamam. Evet. Sevgili Zehra Hanım bizler için bunları kodlamış efendim. Gördüğünüz gibi burada rakamların yanında özel şekiller ve sayılar var. Sıfır rakamlarını gördüğümüzde aslında artırmaya geçtiğimizi ifade ediyor. Evet canım. Şurada dik üçgen olarak ifade etmiş. Dik üçgeni gördüğümüz yerlerde sağdan iki tane keseceğimizi, diğer şekillerimizde 3 tane kesip ilerleyeceğimizi ve diğerinde de soldan 2 tane keseceğimizi. Aslında burada şifreleme dediğimiz olaylar gördüğümüz geometrik şekillerle ifade edilmiş hali. Örneğimizi de bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi Zehra Hanım bizim için diğer noktaya geldi. Orayı göstereceğiz. Şimdi Zehra Hanım hangi kısımdayız? Evet, biz? Bana gösterir misiniz? Şimdi ilk başta artırıp 3 örüyoruz. Artırmamız şöyle, şişin üstüne atıyoruz. Artırıp 3 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar şifremizi tekrar ediyoruz. Artırıyoruz. Bir 3 ilmek daha örüyoruz. 1, 2, 3. Sıfırları her gördüğümüzde artırıyoruz. Yani bu sevgili izleyenler, bu 30, 40, 50, 60 olarak gösterdiklerimiz aslında ilmek sayısı değil. Sadece önündeki rakamlara bakıyoruz. Rakamın diğer kısımlarındaki sıfırlar hani hane olarak çokluğu değil de sıfırları her gördüğümüzde aslında önündeki rakam kadar arttırmamız gerektiğini anlatıyor örneğimizde bize. Şimdi Zehra Hanım bize 3 tane arttırmalı kısmını gösterdi. Evet, şimdi artırıp 3 ör. Artır 3 ör. Sürekli 4 şişimizi böyle dolandıktan sonra bir sıra düzümüz var. En başta yapmıştık ya düz, dümdüz. Bir sıra şifre, bir sıra düzümüz var. Bir sıra şifre, bir sıra düzümüz var. Böyle böyle artırmaların örülmesi gerekiyor. Eğer örmeden gidersek artırmalar birbirine geçmez, örülmez. Evet, aynı örgüde bildiğimiz teknikle yazıya dökülmüş hali. Evet. Aynı şekilde. Şimdi ben şifremizi yapıyorum. Ben artır 3 ördeyim. Tamam mı? Daha sonraki işleme geldiğimizde size tekrar döneceğim. Tamam Zehra Hanım. O önemli yerlerde bize tekrardan dönerseniz sevinirim. Dediğimiz gibi Merve Hanım, hani hem böyle sohbet havası gibi oldu hem de sizin bilgilerinizi almak istiyorum ben bu süreçte. Bel ağrılarındaki oturuş şekillerinden bahsetmek istiyordunuz. Buyurun efendim, anlatmak istedikleriniz nelerdir? Şimdi benim öncelikle bahsetmek istediğim nokta şu, belimiz ağrıyor evet ama neden ağrıyor? Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Evet, bu çok bir de bu evet var. Yaygınlaşmış bir şeydir. Beli ağrıyan insanlar genelde hemen bel fıtığından şüphelenir. Ama aslında bel ağrısının birçok farklı nedeni olabilir. Kas kökenli olabilir ağrılarımız ki çoğu bel ağrısı aslında kas kökenlidir. Stres kaynaklı olabilir. Fazla kilolarımızdan kaynaklı belimiz ağrıyor olabilir. Duruş bozukluğu varsa vücudumuzda bundan kaynaklanıyor olabilir. Kireçlenme, osteoporoz dediğimiz kemik erimesi gibi rahatsızlıklardan kemik erimesi oluyor olabilir. Bunları insanların kendilerini tanımaları aslında, gün içerisinde nasıl hareket ettiklerini değerlendirmeleri, hangi hareketler sonucu bel ağrısının arttığını, hangi hareketlerde bel ağrısının daha azaldığını değerlendirip, gözlemleyip bireylerin kendilerini tanımaları gerekiyor. Birazcık hangi ağrının belirtileri nelerdir bunlardan bahsedeyim ben. Tabii. Kas kökenli ağrılar dediğim gibi bel ağrılarının çoğu kas kökenli ağrılardır. Normalde alışık olmadığımız kadar ağır bir aktivite yaptıysak, mesela temizlik yapıyoruz, o gün koltukları çektik, ters daha bir ağır hareket. Bir aktivite yaptık, kaslarımızı yoruyoruz. Bu kaslar halk arasında hamlama dediğimiz kaslar fazla yorgunluğundan dolayı
ağrı yaşatıyor olabilir bize. Hı hı. Ya da mevsim değişiklikleri olabilir. Bu da etken midir ağrılara? Evet, mevsim değişiklikleri de kaslarımızı etkiler. Kas kökenli ağrılara etkileyen bir durumdur. Klima çarpması dediğimiz yine olaylarda da bel ağrıları görülür. Zaten yaş almış bayanlar ona çok dikkat ederler. Klimadan hep kaçarlar. Aslında yaz mevsiminin aslında kaçınılmaz evet, ağrılarından da birisi aynen diyebiliriz. Aynen öyle. Klima çarpması olabilir ya da uzun saatler boyunca yolculuk yaptıysak, çok uzun süre oturduysak, mesela arabada oturuş pozisyonumuz çok da rahat bir pozisyon olmadığı için bel ağrısı kaynaklanıyor olabilir. Ve bu tür ağrılar birazcık dinlendikten sonra geçen ağrılardır aslında. Yani bizi rahatsız eder ama birkaç gün dinlendikten sonra kaybolan tarzda ağrılardır. Eğer böyle ağrılar yaşıyorsa bireylerimiz çoğu kas kökenlidir bu ağrıların. Yani bel fıtığı ya da kireçleme, osteoporoz gibi daha ciddi sebebi yoktur ağrıların. Peki Merve Hanım, bölüyorum kusura bakmayın lütfen. Bu bahsettiğiniz ağrıların süreci ne kadar olursa kişiler doktorlara başvurmalı? Yani örneğin işte bir ay gibi bir süre içerisinde bu bel ağrıları kendini hala hissettiriyorsa başvurmalılar mı doktora? Aslında belirlediğimiz süre 6 haftadır. Ağrı 6 hafta boyunca devam ediyorsa ve 6 haftadan sonra geçmiyorsa ciddi bir bel ağrısı problemimiz vardır ve bir uzmana, bir doktora görünmek gerekiyor bu konuda. 6 hafta ortalama diyebiliriz. 6 hafta boyunca kendini hissettiren bir ağrıyla baş başaysak sonrasında doktora başvurmamız gerekiyor diyorsunuz. Evet. Buyurun lütfen. Diğer ağrı türlerinden bahsedelim birazcık. Stres kaynaklı olabilir ağrılarımız. Stres zaten insanların vücudunda çok çok farklı etkiler yapıyor. Evet. Kimisinin baş ağrısı yapıyor, kimisinde mide ağrısı yapıyor. Her türlü cildimizi bile bozuyor aslında stres. Bel ağrısı da bunlardan bir tanesi. Vücut o gün çalışma ortamımızda ya da aile içerisinde bir strese maruz kaldığı zaman aslında bel ağrısıyla dışarıya imdat çağrısı gönderiyor. Yani vücuduna dön, kendine daha iyi bak. Hani stresten uzak durmak her konuda çok güzel aslında. Doğru. Yani en önce kendimiz deriz ya, hep hani kendimiz iyiysek etrafımızdakilere de yararlı olabiliyoruz. Bu yüzden tavsiyem herkes önce kendini iyileştirsin, ondan sonra etrafına yararlı olmaya çalışsın. Fazla kilolar da yine ağrı sebeplerinden bir tanesi. Evet. Bu fazla kilolarda kişiler için bu bel ağrılarından kurtulmaları adına önerebileceğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle eğer ciddi anlamda fazla kilomuz varsa bir diyetisyenden yardım fazla almalıyız. Fazla kilo dediğimiz boyut nedir? Şimdi biliyorsunuz ki artık hani günümüz toplumunda hani hayır ben balık etliyim. Standartlar da düştü. Evet, artık hani kilolunun da standartı hani artık arttı. Hani biliyorsunuz ev hanımları hani artık marifetlerini dökebilmek adına kilolarımızda da bir artış yaşanıyor. Evet. Artık hepimizin bir sorun haline gelmeye başladı. Tahmini böyle bir aralığınız var mıdır? Aslında şöyle söyleyebilirim. Mesela merdiven çıkarken nefes nefese kalıyorsak, evet biz fazla kiloluyuzdur. Vücudumuz bizi taşıyacak kadar sağlıklı değildir. Rahat eğilip kalkamıyorsak ya da şöyle aynaya baktık, bir yan döndük, böyle göbeğimiz bizi rahatsız edecek derecedeyse bu karın kaslarımızın kuvvetsizliğine sebep olacaktır. Evet. Karın kasları kuvvetsizleştikçe de bel kasları onların işlevini yerine getirmek için bu sefer yüklenmeye başlıyorlar. Bel kaslarına çok fazla aşırı yük bindiği için bel ağrıları oluyor. Aslında fazla kilonun sebebiyeti buradan geliyor. Zaten fazla kilo her şeyin problemi. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp damar hastalıkları, hani her şeyin sebebi oluyor. Aslında sağlıklı olmak istiyorsak önce fazla kilolarımızdan arınmamız lazım. Bunun için bir diyetisyene gidebiliriz. Zaten belediyemizin sağladığı imkanlar da bu konuda çok güzel. Kültür merkezlerinde rahatlıkla ulaşabilir bayanlar. Ondan sonra da bölgesel problemi olan bayanlarla bölgesel çalışarak karın kaslarına yönelik, işte bel kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler, sporlar yapabilirler. Siz peki Merve Hanım, size gelen hastalarınızda bu fazla kilosu olanlar için
çalışmalarınızı sürdürürken ilk aşamada bir diyetisyene yönlendirip kilolardan arındırıp mı size geliyorlar? Nasıl oluyor eş süreç? Zamanlı çalışıyor aslında. Hı-hı. Çünkü sadece diyet tek başına çok fazla kilolu insanlarda çok da hani hemen etki göstermiyor. Evet. Zaten sağlıklı olan diyetisyenlerin de önerdiği sporla birlikte. Doğru. Onların da gelen danışanlarına söylediği günde en az bir saat yürüyebiliyorsanız yürüyün oluyor. Hani en basitinden yürüyelim. En azından günde bir saat. Ama eğer kilolarımızdan sağlıklı bir şekilde kurtulmak istiyorsak zaten diyetisyenle eş zamanlı çalışıyoruz. Hı hı. Hani spor ve dahilinde diyet çok daha güzel sonuçlar elde ediyor. Hı hı. Ama işte mesela bel sıkıntısı yaşayan bir insan diyet yaparken yaptığı spora dikkat etmesi gerekiyor. Her bireye her hareket uygun olmuyor. Hı hı. Bu yüzden bireylerin özenle değerlendirilmesi, yaşına, kilosuna, boyuna göre rahatsızlığına göre özel bir program hazırlanması size gerekiyor. Size gelenlerle çalışmalarınızı bu şekilde mi yürütüyorsunuz? Evet. Bireylerin işte dediğim gibi değerlendirilmesi, yaşına, kilosuna dikkat edilmesi, günlük yaşam aktivitelerinin öğrenilip hikaye, öykü deriz. Hikayesinin alınıp ondan sonra bireylerin programlarının hazırlanması gerekiyor. Fazla kilolardan kurtulmak aslında çok da zor değil. İşte biz birazcık yemeğe çok düşkün bir milletiz. Evet. O yüzden birazcık zorlanıyoruz. Bir de bizim mutfağımız da çok fazla zengin. Evet, çok lezzetli bir mutfağımız var. Ben de yemek yemeyi çok seven insanlardanım. Kim sevmiyor? Aynen. O şekilde daha sonra kireçlemeden kaynaklanıyor olabilir ağrılarımız. Evet. Kireçleme eklemlerde sürekli aşırı hareketlerle kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Kireçleme osteoporoz, kemik erimesidir. O da çökme kırıklarına sebep olan bir şey. Bu tarz rahatsızlıklar bel ağrısı sebebi olabilir. Bunlar zaten uzman hekimler tarafından değerlendirilip teşhisi konan rahatsızlıklardır. Bahsetmek istediğim bir de bel fıtığı, hani o daha kapsamlı, evet, daha merak edilen bir konu. Onu ben daha geniş ele alalım istiyorum da. Bel ağrısı demişken bir izleyenimiz size bir soru göndermiş Merve Hanım. Sevgilerimizi gönderelim buradan da kendisine. Bel ağrısında alternatif tıpın denenebilir bir şey olup olmadığını soruyor. Bununla alakalı görüşünüz nedir acaba? Ben alternatif tıpı destekleyen gruptanım. Bence alternatif tıp çok derin bir konu, çok güzel etkileri olan bir konu. Ama alternatif tıptan ne kastediyoruz? Yani her şey alternatif tıpa girmiyor aslında. Doğru yöntemleri doğru, mi aslında? Evet. Yani kullanmalıyız. Doğru rahatsızlığa doğru yöntemleri kullanmak lazım. Alternatif tıp deyince tamamen tıp açısından olmayan diğer dış etkenlerle doğal yöntemler olarak bilinen şeylerin hepsinin kullanılması doğru değil aslında. Benim bildiğim kadarıyla bu bardaklarda hani bu hacemat dediğimiz falan, yöntem miydi bu? Hacemat falan da değil mi? Alternatif tıpın içine giriyor. O zaman biz izleyenimize sorusunu biraz daha geniş kapsamlı açmasını rica edelim. Hangi yöntemi aslında hani hissettirmek istedim. Evet, daha iyi bilgi vermek açısından hani alternatif tıptan ne anladığımız çok önemli çünkü. Evet. Ben numaramızı tekrarlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bel ağrılarına dair bugün sevgili hocamız Zehra Hanım'la alakalı, örgü şiş dantelle alakalı Merve Hanım'a sormak istediğiniz sorularınız varsa efendim 0505-104-53-21 0505-104-53-21'den lütfen bizlere ulaşın istiyorum. Evet. Zehra Hanım siz ne durumdasınız? Evet, ben sohbete daldım. Evet, bayağı büyüdüm. Bu arada size de bir öğrenciniz sanırsam ismi Nimet Kaleli. Evet. Sevgilerimizi gönderelim. Sizi çok methetmiş kendisi. Gönüllere taht kurduğumuzdan bahsetmiş. Ve size her zaman mutlu olmanız temennisini göndermiş. Üzerimizde kalmasın efendim. Teşekkür sevgilerimizi ederim. Gönderelim biz de. Kendisini çok seviyorum bu arada. Onu da söylemişsin. Mesaj ulaştı sanırım burada. Şimdi biz ne aşamaya geldik? İlmeklerimizi attık. Artırmalara geçmiştiniz. Evet. Şu anda sanırım dörderli artırmalara mı geldik? Evet. 6'ya geldim ben. Sohbet koyacağım. Evet. Çok güzel. Altının şimdi 6. sıramızın düzünü gidiyorum. Dümdüz. Tamam. Şöyle en baştaki gibi gösterebilirsiniz. Sevgili izleyenler, Zehra Hanım bugün bizimle birlikte şiş danteli örneğini vermişti. İlk olarak
Şurada örneğimizi gösterelim istiyorum. Orta kısımdan başlamıştık. Zehra Hanım ilmekleri 24'lü ve 4 şiş kullanaraktan devam etti. 6'şarlı bölümler halinde ilerletti. Ardından şiş dantelin kendine has tekniği olan şifrelemeleri bize getirdi kendisi. Artırışları yaptık. Rakamların yanındaki her bu sizlerin 40-30 olarak gösterdikleriniz aslında 40 ilmek, 30 ilmek değil de bu rakamların sağ tarafında gördüğünüz sıfırlar aslında örgüye göre artır demek. Zehra Hanım bu üçerli arttırmaları yaptı, dörderli, beşerli, altışarlı. Şimdi yedinci sıradayız değil mi? Şimdi, yedinci arttırmada. Şimdi Zehra Hanım bize bundan sonra ne yapmamız gerektiğini tekrardan gösterecek. Evet. Şimdi ben altının düzünü gidiyorum. Buyurun. Düzünü giderken en başta şurada dümdüz gittiğimiz gibi bu arttırmaların örülmesi için şöyle alıyoruz. Şöyle dümdüz gidiyoruz. Hiç artırmadan, eksiltmeden. Hı hı. Böyle dümdüz gitmemiz lazım. Hı hı. Şu düğüm attığımız yere kadar böyle dümdüz gideceğiz. Bir sıra şifremiz var, bir sıra düzümüz var. Bütün modeller böyle ilerliyor. Dört böyle. Şişte bir sıra şifreli örüyorsunuz, bir sıra normal mi? Evet, bir sıra hı hı. şifre, bir sıra... Şimdi ben 6'ya gittim, 6 artır 6'yı yaptım. 6'yı ördük. Düzünü gidiyorum. Buradaki boşluklar düzüdür. Tamam. Daha sonra ki modellerimizde şuraya gelene sanırım kadar aynısı. Sanırım buraya gelene kadar. Evet, tamam. Aynısı. Tamam o 11'e zaman. 11'e gelene kadar aynısı. Aynen, siz 11'e evet, kadar size evet. zahmet devam edin. Biz orada tekrardan tamam. size dönelim istiyorum. Tamam, tamam. Sanırım şu an artık tığla bir işimiz tığla kalmadı bir işimiz değil kalmadı. Mi? Bundan sonrası 4 şişle birlikte evet. gidecek. Yaklaşık şöyle bir şey. Şöyle orta kısmını evet, bayağı başladık. Onu bir tığımız başlangıçta ve bitişte tığımız lazım. Tamam. O şu noktayı bir daha kamerayı arkadaşlarımıza gösterebilir misiniz? Sevgili izleyenler, Zehra Hanım bugün bunu yaptı. Şu anda örneğimizin biz de orta kısmını yavaşça oluşturmaya başladık. Şimdilik Zehra Hanım artırışlara evet. devam edecek. Önemli olan diğer bir yere geldiğinde tekrardan Zehra Hanım bize kendisini hatırlatsın tamam, istiyorum. Tamam canım. Biz de bu sırada Merve Hanım'la tekrardan devam edelim istiyorum ama tekrar ben bir WhatsApp numaramı tabii. hatırlatmak istiyorum. 0505-104-53-21 sevgili izleyenler. 505-104-53-21'den bizlere lütfen sorularınızı, paylaşmak istediğiniz temennilerinizi gönül rahatlığıyla iletin istiyorum. Siz deyin Merve Hanım. Değinmek istediğiniz bir yer varsa buyurun lütfen. Bel fıtığına geçelim sizin için de uygunsa. Tabii buyurun lütfen. Bel fıtığı artık zaten teşhisli konmuş rahatsızlıklardır. Bel fıtığı omurgamız tek tek ardı ardına dizili omurlardan oluşan düz bir çizgidir. Bu omurların arasında kıkırdak dediğimiz yapılar vardır. Ve zorlayıcı hareketler, zamanla aşırı yüklenmeler ve çeşitli sebeplerle bu kıkırdak doku dışarıya doğru çıkar ve yırtılmalara sebep olur. Bu da sinirlere baskı uygular. Ağrı aslında bundan kaynaklıdır. Her bel fıtığı ameliyat edilir mi sorusu evet, bir de çok var. Karşılaştığımız kişiler ağrıların bir şey. Ne sıklıkta olduğunda artık hani dayanılmaz hale geldiğinde mi artık ben bir bel fıtığı ameliyatı olmalıyım evet. deyip doktora gitmeli? Aslında bel fıtığı ameliyat gerektiren bel fıtığı toplam bel fıtıklarının %2 ya da 3'ünü oluşturuyor. Hı hı. Yani çoğu bel fıtığı ameliyatsız tedavi edilebiliyor. Çok güzel. Fizik tedaviyle, farklı yaklaşımlarla hı hı. Tedavilerini uygulayabiliyoruz. Dediğim gibi %2-3'ü ameliyatlık ve çok ciddi derecede olanlara ameliyat ediliyor. Fakat ameliyattan sonra hani tamamen iyileşir miyim korkusu evet, oluyor bu sefer. Ameliyattan sonra bireylerin kendine çok dikkat etmesi gerekiyor. Kilo almamaya özen göstermeleri gerekiyor, sigara kullanmamaları evet. gerekiyor. Egzersizlerini düzenli yapmaları ve vücutlarını hı-hı. doğru kullanmaları gerekiyor. Ameliyat sonraki süreç fizik tedaviyle aslında desteklenen evet. ve sizin evet. de devrede olduğunuz bir alan sanırsam. Hı-hı. Peki Merve Hanım fizik tedaviyi aslında bel ağrıları yaşayan insanlara öneriyor musunuz? Çünkü hani tabii. sinirleri öldürme falan gibi durumlardan da bahsediliyor. Evet. Ne kadar doğru bu tanı? Bu kesinlikle yanlış hı-hı. bir tanı zaten. Fizik tedavi bel ağrılarında çok etkili bir yaklaşım. Zaten uzman hekimler fizik tedaviye bireyleri yönlendiriyorlar ihtiyaç doğrultusunda. Hı hı. Fizik tedaviyle %90-95'e kadar sonuç alabiliyoruz. Hı hı. Ameliyat sonrasında olsa bile bu sonucu alabiliyoruz.
Bu yüzden fizik tedavi, mesela bayanlarda bir de şu çok fazla vardır. Kış ayı ben fizik tedaviye gitmeyeyim, yaz ayında gideyim. Zayıflama gibi mi algılanıyor? Yani şey oluyor, kış ayında işte üşürüm, soğuk iyi gelmez. Hmm. Daha hani yaz ayında sıcakta daha evet, yararlı evet, olur. Evet. Aslında bu tamamen yanlış bir düşünce. Bir de bu durum var. Hani sıcaktan bahsetmişken bu bel ağrıları, kas ağrıları. Hani kas ağrılarına sanırım bir nebze daha iyi gelebilir ama evet, bu bel ağrıları ve boyun ağrılarından şikayet edenlerin kaplıcalara bir yönelme durumu evet, var biliyorsunuz. Bu ne kadar sağlıklı bir fikir? Şöyle bazı romatizmal hastalıklarda kaplıcalar evet güzel etkiler gösterebiliyor. Fakat tamamen şifa verici olarak adlandırmak çok yanlış evet, oluyor. Yani fizik tedaviyle kaplıcaya gitmeyi kıyaslamak mümkün değil aslında. Çünkü fizik tedavide farklı yöntemlerle, elektroterapi dediğimiz yöntemlerle vücuda çok farklı şeyler uygulayarak, manipülasyonlar yaparak tedavi ediyoruz. Kaplıcalar dediğim gibi farklı romatizmal hastalıklarda evet iyi geliyor ama tek başına yeterli olmuyor maalesef. Yani tamamen şifa verici olarak düşünülmemesi gerekiyor ama evet güzel etkileri var mı? Bence var. Faydası olduğunu da evet, faydası olduğunu tabii ki söylüyorum. Aksini iddia etmek bana çok doğru gelmiyor zaten. Bir izleyenimiz sanırım az önce alternatif tıpla alakalı kendisi sorusunu yöneltmişti. Beyefendinin sorusu şununla alakalı. Bel ağrısı ile ilgili birçok krem ve benzeri ürünün artık biliyorsunuz piyasada hani artık evet, bu kara merhemlerdir. Birçok hani hekimlerin tavsiye etmediği piyasanın ürettiği hali hazırda mevcut ürünler çıkmaya başladı. Bu ürünlere ne kadar güvenilebileceğinden bahsetmiş kendisi. Şöyle söyleyeyim. Kutuya girmiş şeyler bana çok alternatif tıp olarak gelmiyor aslında. Onlar da işlenmiş, ambalajlanmış ve raflara konulmuş ürünler oluyor. Bu yüzden eğer bir krem alacaksak, vücudumuza bir hap ilaç gibi bir şey alacaksak mutlaka hekimler tarafından reçetelendirilmiş ilaçları kullanmayı öneriyorum. Alternatif tıp bitkisel bir krem almak değildir aslında. Evet. Daha doğal yöntemlerle bitkileri kendimiz tazesini alıp aktarlardan bunları edinip kendimiz bunları karıştırarak, kullanarak uygulayacağımız yöntemler alternatif tıpa giriyor. Ambalajlanmış ürünler eczanede satılan ürünlerden çok da farklı değil. Bu yüzden eczaneden alınması gerekiyor ve bir doktor kontrolünde olması gerekiyor bunların. Ancak doktor tavsiyesiyle. Evet. Bir de biliyorsunuz artık hani kanallarda birçok ürün yaygınlaşmaya başladı. İşte zayıflama ilacından tutun da işte sivilceleri yok etmedir. Evet. İşte birçok hani firma kendisini piyasada idame ettirebilmek adına aslında insanların ne yazık ki sömürüyorlar da. Böyle de bir yanılgı var. Ben buradan seslenmek istiyorum. Hani her gördüğümüz ilacı kendi fikirlerimizle kullanmamamız da gerekiyor. Tabii ki. Çünkü hani İnsanlarda şöyle bir fikrin de ben yaygınlaştığını görmeye başladım. Tarım Bakanlığı onay vermiş. Üzerinde doğal yazıyor olması o ürünün doğal olduğu anlamına gelmiyor aslında. Ve bildiğim kadarıyla Tarım Bakanlığı aslında yenilebilir, tüketilebilir her şeye rahatlıkla onay veriyor. Önemli olan Sağlık Bakanlığı onayında izleyenlerimizin bir ilacı kullanmaya başlamalarıdır değil mi? Bu da doğru bir fikirdir. Zaten İlaç dediğim gibi ilaç kullanacaksak mutlaka hekim kontrolünde olması gerekiyor. Eczanelerin haricinde satılan ilaçlar, kremler, bu televizyonda pazarlanan ürünler gerçekten hiç bulaşılmaması gereken bir konu. Dediğim gibi aktarda aslında doğa bize her şeyi sunmuş. Doğru yani ben alternatif tıptan bahsettiğim aslında bu. Doğayı kullanarak tedavi yöntemi. Evet. Hani alternatif olarak doğayı kullanmak gerekiyor. Doğada bence bizim ihtiyacımız olan her şey mevcut. Önemli olan onu bilip kullanabilmek. Birazcık daha bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ben bir sonraki programda bu konu üzerinde de konuşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii beyefendiye de bu konuda daha detaylı bilgiler vermiş olur. Bu arada bir izleyenimiz sizin sıkı takipçiniz olduğunu ve kendisinin sizin sayesinde ağrılarından kurtulduğunu ve ağrılarıyla birlikte kendisini çok iyi hissetmeye başladığını söylemiş. Selamlarımızı gönderelim kendisine buradan da. Zehra Hanım, sizin öğrencileriniz de sağ olsunlar. Hem bizlere hem
ederim. Sizi yalnız bırakmıyorlar. Sizlerin gözde bir hoca olduğundan bahsetmişler. Sağ olsunlar. Kendisinin anlatımlarıyla yaşları ne olursa olsun öğrenen çok sabırlı biri olduğundan bahsetmiş bir izleyenimiz. Size selamlarını göndermiş. Bizler de selamlarımızı gönderelim efendim. Zehra Hanım, siz sanırım ilerlemeye devam ediyorsunuz. Evet, ilerlemeye devam ediyorum. Geldiğimiz yere geldik mi? Evet, şimdi 11'e kadar, evet. 11'e kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Burada 11'e geldik mi? 11'e geleceğiz. Tamam, 11'e gelince o zaman lütfen bizi tekrardan uyarın. Biz sevgili Merve Hanım'la devam edelim istiyorum. Merve Hanım, bel fıtığının insanlarda olduğu nasıl anlaşılabilir? Yani hani siz artık bu işin ehlisiniz, hani anlayabilirsiniz ama izleyenlerimizin de hani artık böyle bunu kendilerince hissedebilmeleri ve erken teşhis edebilmeleri, biliyorsunuz ki çok önemli artık bunu. Bu bizim için çok önemli bir nokta. Çok rahatlıkla hani vurgulayabiliriz. Ne zaman kişiler bu bel fıtığı şikayetlerinde hangi noktada başvurmalılar? Bu az önce söylediğiniz 6 haftalık sürece kadar bir bekleyiş yapmamalar mı aslında? Yani şöyle söyleyeyim, bel fıtığı genelde zaten bacaklara ağrısı vuran bir rahatsızlıktır. Evet. Uyuşukluk yapar bacaklarda, sinirlerde, çünkü sıkışma meydana getirdiğinden ötürü. Eğer bacaklarımızda ağrı, uyuşukluk yaşıyorsak, yine bel kısmımızda ağrı varsa ve bu dayanılmayacak boyuta doğru ilerliyorsa mutlaka bir hekime görünmekte fayda var. Bacaklardaki ağrılar da yani bel ağrılarına delalet mi aslında? Yani şöyle söylemek lazım. Bacaklarda da hani dizden kaynaklı oluyor olabilir. Bacaktaki kaslardan kaynaklanıyor olabilir ağrılar. Ama genelde bel fıtığı bacaklarda uyuşukluğa sebep olur. Uyuşukluk hissediyorsalar bacakta, bu belden kaynaklanan bir problemdir genel olarak. O yüzden bu bizim için ayırt edici bir his olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Ağrı şiddeti, ağrı boyutu kişilere göre farklılık gösterdiği için aslında bunun çok da net bir ayrımı yok. Ağrı tam ölçülemeyen bir kavram olduğu için bireylerin kendilerini bu konuda tanımaları çok önemli. Bu konuda devreye giriyor tanımak aslında. O yüzden çok net bir şey yok ama işte uyuşukluk, dediğim gibi bel ağrılarının şiddetlenmesi bizim Bunların hepsi işaret olabilir. Merve Hanım, sözünüzü balla kesiyorum. Sevgili izleyenler, biz kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından sevgili fizyoterapistimiz Merve Günder'le birlikte bel ağrılarına, boyun fıtığına dair konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili Zehra Hocam da bir yandan bizlere örgüsünü ilerletiyor, sağ olsun. Kısa bir reklam arasına gireceğiz. Ardından sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz efendim. Şimdi reklamlar. İzleyenler, biz bizeden herkese tekrardan merhabalar. Bizler kısa bir reklam arasına girdik. Biraz sevgili konuklarım soluk alsın istedim. Reklam arasında biz onlarla sohbetimize kaldığımız yerden devam ettik. Şimdi sizlerle de sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Öncelikle ben tekrardan WhatsApp numaramı bildirmek istiyorum. 0505 104 53 21. 0505 104 53 21'den lütfen bizlere dilediğiniz şeyleri ulaştırın. Bel ağrılarına dair, şiş dantele dair sormak istediğiniz, yöneltmek istediğiniz her ne olursa olsun buyurun efendim. WhatsApp demişken Zehra Hanım, öğrencileriniz sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Sizlere bir öğrenciniz daha sanırım size bir mesaj atmış, ben ileteyim istiyorum. Zehra Hanım'ın alanında tükenen bir hoca olduğundan bahsetmiş. Gerçekten efendim kendisi bu alanda alakalı. Şu an Çorum'da bulabileceğimiz tek isim diyebilirim sizlere. Kendisinin de bu mesleği çok sevdiğinden bahsetmiş ama izleyenimizin korkusu şu: siz buralardan giderseniz
etmem. Ben buralıyım artık. İnşallah gönlümüz bundan yana. Evet. Ola ki böyle bir şey olursa hani halk eğitiminin sizin bu çalışmalarınıza alakalı böyle destekleyici başka bir hocası var mı diye soruyor. 5 işi gösteren bir tek benim. El sanatları hocalarımızın içinden gösterebilecek hocalarımız da var aynı zamanda. Çok güzel. Bu arada sanırım Zehra Hanım oğlunuz yazmış. Evet oğlum yazmış. Annem rüyasında bile şişleri görüyor demiş. Evet. Buradan... Canım oğlum o benim Furkan'ım. Buradan iki izleyenimize de sevgilerimizi gönderelim. Furkan'a da sevgilerimizi gönderelim. Özellikle sevgili izleyenler, biz Merve Hanım'la ve Zehra Hanım'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zehra Hanım şu an ilerleyişe devam ediyor sanırım. Evet, son sıram kaldı. Siz devam edin. 11'e daha gelmedik galiba. Daha gelmedim, devam edelim. O zaman biz Merve Hanım'la kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Sevgili Merve Hanım, yayına bel ağrılarından, boyun ağrılarından bahsederekten veda etmiştik. Evet. Fakat biliyorsunuz ki bunların temelinde aslında yanlış oturuş biçimleri yer alıyor. Bununla alakalı bir görselimiz var. Onun üzerinden mi gidelim isterseniz? Evet, doğru öyle, oturuş. Öyle yapabiliriz. Doğru duruş ve doğru oturuş görselleri üzerinden devam edebiliriz. Zaten bahsettik birazcık nelerin sebep olduğuna. Evet. Şimdi o sebep olan şeyleri daha öncesinde yapmamız gerekenleri anlatalım. O zaman ben öncesinde arkadaşlarımdan rica edeyim. Buraya bu doğru oturuş şeklinde aldılar. Merve Hanım bu fotoğrafla alakalı kişilerin duruşuyla, oturuşuyla alakalı nelerden bahsedeceksiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dik duruş bizim için çok önemli. Çünkü doğru duramadığımız zaman iskelet sistemi bir bütün halindedir. Bir taraftan eğer bir bozukluk oluşuyorsa bunu kompanse etmek için diğer taraf kendini bozuyor. O tarafı düzeltmek için diğer taraf bozulmaya uğruyor. Bu yüzden iskelet sistemini bir bütün olarak değerlendireceğiz ve bunun en başında da güzel bir duruş, dik duruşu sağlayacağız. Görseller üzerinden görsel üzerinden de göstermek gerekirse zaten şu şekilde gördüğümüz gibi vücudun ne kadar yanlış konumlandığını görebiliriz. Bu çok hatalı bir duruş. Bazen insanlar işte dik durmaya çalışırken iyice kendini geriye götürüyor. Bu belimizin normal oyuntusunu kaybetmesine ve daha çok yanlış konumlanmasına sebep oluyor. Ya da kambur duruş çok daha sıklıkla karşılaştığımız bir şey. İnsanlar kambur durdukları zaman omurları tutan kaslar gevşek bir hal alıyor ve bu sefer omurları desteklemiyor kaslar. Düz bir çizgi halinde sıralanan omurlarımız duruş bozukluğuna sebep oluyor. Bu da ağrılarımıza sebep oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? İlk önce dik duruyoruz. Dik durmak için yapmamız gerekenleri söyleyeyim ben. Öncelikle ayağa kalkıyoruz. Omuzlarımızı, omuz genişliğinde ayaklarımızı açıyoruz. Bu normal duruş pozisyonumuzdur. Biz buna postür diyoruz. Düzgün postürü sağlayacağız. Omuzlarımız dik duruyor. Çenemiz yukarıda. Omuz genişliği kadar mı ayakların açılması gerekiyor? Evet, mesela uzun süre bir yerde dik bir şekilde duracağız. Ocağın başında yemek pişiriyoruz mesela. Omuz genişliğinde açacağız. Denge merkezimizi ortalayacağız. Bunu göstermeniz mümkün olabilir mi ayakta sizin için de uygunsa? Bizim için uygun. Tamamdır. Şöyle kalkıyoruz. Omuz genişliğinde açıyoruz ayaklarımızı. Evet. Omuzlarımızı düzeltiyoruz. Şöyle yan durmam gerekirse eğer. Karşıya bakıyoruz. Çene dik. Göğüsler ileride olacak. Bu şekilde. Ve bunu dik durmak ilk başta insanlara çok zor geliyor. Ufak egzersizlerle alışabilirler. Şu şekilde kendimizi yukarıdan birisi bizi çekiyormuş gibi hissediyoruz. İyice yukarı kalkıyoruz ve kendimizi hafifçe birazcık indiriyoruz. İyice çekiyoruz, indiriyoruz. Bunu tekrarlarsak kaslarımız alışacaktır. Dik durmak zamanla oluşacak bir olay. O yüzden bir de bahsetmek istediğim hazır ayağa kalkmışken tabii, şu buyurun, nokta lütfen. Var. Ağırlık aktarımı. Ayakta dururken vücudumuzu nasıl ağırlığımızı vereceğiz, nereye vereceğiz? Aslında bunun için benim ayakkabım çok uygun değil ama yine de anlatayım. Normal dururken ağırlığımızı izleyenlerimiz de eğer ekran başında ayağa kalkıp benimle birlikte yaparsa bana eşlik ederse çok daha güzel olur. Ayağa kalkıyoruz. Öncelikle dik durduk. Ağırlığımızı arkaya doğru verdik topuklara. Bu bizi yaslanma postürüne götürüyor. Yapmamamız gereken şey bu. Daha sonra
ayak parmaklarımızın şiş kısımları, bitiş noktaları. Hı-hı. Ağırlığımızı buraya aktarıyoruz. Vücudumuzun ne kadar düzgün bir konuma geçtiğini yapan seyircilerimiz zaten fark ederler. Hı-hı. Yapmamız gereken şey ağırlığımızı topuklara değil, parmak bitimindeki şiş bölgelere evet. vermek. Bu ağırlığımızı daha güzel konumlandırmamızı aslında sağlayacak. Aslında şunu fark ediyorum size anlattıkça. Egzersiz yapmak için aslında özel bir spor alanına ya da işte hiç gerek yok. Özel bir vakte de gerek yok. Evet, dediğiniz gibi evet. yemeğini karıştırırken bile hanımların yapabileceği öyle, bir şey aslında. Öyle. Bu çok güzel evet, bir örnek. Zaten oldu. Benim anlatmaya çalıştığım da şu. Biz evde zamanımızın çoğunu mutfakta, temizlikte otururken geçiriyoruz. Bütün bayanlar olarak hani ev içerisinde çok vaktimiz geçiyor. Bu yüzden evde kendimizi doğru konumlandırırsak çok daha rahat ederiz. Doğru oturmadan devam edelim. Oradan da doğru günlük yaşama doğru geçebiliriz. Nasıl doğru oturacağız? Bununla alakalı görselimizi şimdi mi almak istersiniz? Şimdi alabiliriz. Evet. O zaman sevgili izleyenler, biz Merve Hanım'la birlikte gördüğünüz gibi stüdyomuzda, kendisi de az önce bize örneklendirdi sağ olsun. Bununla alakalı bir görselimiz vardı. Nasıl durmamız gerektiğiyle alakalı bir fotoğraf üzerinden ve kendisinin gösterdiği hareketler üzerinden ilerledik. Şimdi bununla alakalı bir VTR'miz olacak. Sizler de onları görün istiyoruz. Bizler de burada izleyeceğiz. Ardından tekrardan konuyla alakalı görüşelim istiyoruz. Sevgili izleyenler, sizler ekranlarınız başında doğru oturuşla alakalı görselimizi, videomuzu izlediniz. Bizler de burada tekrardan görselimiz arkada dönsün istiyorum. Bununla birlikte sevgili Merve Hanım bize doğru oturuş biçimiyle alakalı görüşlerini belirtecek efendim. Buyurun Merve Hanım, sizdeyiz. Öncelikle doğru ayakta durmayı öğrendik. Hı-hı. Doğru oturmayı öğrenmemiz gerekiyor Hı-hı. şimdi. Örneğin Zehra Hanım'dan anlatabilirim. Zehra Hanım elinde bir şeylerle çalışıyor sürekli ve oturarak yapıyor bu eylemi. Ve bunu yapan birçok bayan var aslında.
Öncelikle Zehra Hanım, boyun duruşumuza çok dikkat etmemiz lazım. Sizde boyun rahatsızlığına sebebiyet verebilir. Çok sürekli bu hareketi tekrarladığımız için. Ne yapacağız? Boynumuzu dik konumlandıracağız. Sırtımızı mutlaka oturduğumuz yere yaslayacağız. Zehra Hanım, lütfen dinleyelim. Bel oyuntumuzu koruyoruz. Kollarımızı yastıkla desteklemek gerekir mi böyle durumlarda? Evet, hani mutlaka uzun süreli oturuyorsak bel oyuntumuzu yastıkla destekleyebiliriz. Evde oturuyorsak eğer küçük bir havluyu rulo haline getirebiliriz. Hı-hı. Belimizin boşluğuna koymak bizi rahatlatabilir. Tamam. Omuzlarımızı eğer mümkünse oturduğumuz yere yaslıyoruz. Evet, yaslıyoruz Zehra. Evet, şu an çok mümkün değil koltuklardan ama evimizde bunlara daha çok dikkat İzleyenlerimiz edelim. İzleyenlerimiz o zaman bizimle birlikte hareket etsinler lütfen. Evet, şöyle bir oturuşumuzu toparlayalım. Kalçamız tamam. Oturduğumuz yere tamamen değecek. Bel oyuntumuzu. Görüntüyü ekrandan alalım istiyorum. Şimdi Merve Hanım'ın bize verdiği gösteriler var. Onlar görünsün istiyorum. Hı-hı. Biz sadece buradan sizin görebilmeniz aracıyla bunları koyalım. Buyurun tamam. Lütfen. Oturduk. Hı-hı. Sırtımızı yasladık. Yaslanıyoruz. Önemli noktalardan bir tanesi de diz. Hı-hı. Dizimiz ya 90 derecede olacak ya da hafif yukarıda olabilir. Aşağı tamam. Sarkmamasına özen göstereceğiz. Tamam. Eğer oturduğumuz yer alçaksa ve sürekli orada oturuyorsak çalışan bayanlar, bilgisayar başındakiler, tekerlekli sandalye destek ayarlanabiliyorsa mutlaka ayarlayalım. Eğer ayarlanamıyorsa ayağımızın altına bir yükseklik koymamız hı-hı. mümkünse eğer bunu yapalım. Ve ayak bileğini şu pozisyon değil, düz bir pozisyon. Düz olması evet. gerek. Düz bir topuklu ayakkabılarla bu mümkün değil. Lazım. Evet, topuklularla mümkün değil maalesef. Daha sonra Zehra Hanım'dan yine devam edeyim. Ben şu an çok ilgimi çekiyor çünkü. Boynumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Kollar sürekli havada olduğu için elimizin altına, kolumuza bir yastıkla destek veriyoruz. Evet. Mutlaka destekliyoruz. Göz hizasında birazcık uzağınızda konumlandırabilirsiniz ama mutlaka kolunuzun altında bir destek olsun. Hı-hı. Bu omuz kaslarınızı, boyun kaslarınızın gerilmesini önleyecektir. Birçok bayan annelerimiz, gelen kursiyerlerimiz sürekli bu işlerle meşguller. Bir saat kursa geliyorlar ama evde bunun devamını evet, yapıyorlardır evet, değil mi? Ödevlerini hocalar verince. Ödevlerini yapıyorlardır. O yüzden özellikle el işinde çok fazla boyun düzleşmesiyle karşılaşıyoruz. Evet. Daha dikkatli, daha vücudumuzu koruyarak yapmak daha güzel. Hani ben şunu söylemiyorum. El işi yapmayacaksın, boynunu bükmeyeceksin, evet, evet. İşte doğru ağır hareketler. İşlerden kaçınacaksın. Süpürge kesinlikle sana yasak. Gerçekten çıkıyoruz olmuyor. Doktordan eve gidip süpürge yapmak zorundayız, doğru. Bulaşık yıkamak zorundayız. El işi evet, yapmak evet. istiyorum, canım sıkılıyor, ortaya bir şeyler çıkarmak istiyorum. Hani hobim var, bunları da yapmak istiyorum. Ama bunları yapacaksak söylediğim noktalara dikkat edeceğiz. Aslında bilgilendirme konusu böyle işliyor. Yani yapmamak değil de doğru yapabilmek. Kısıtlamaya gitmeden evet, kısıtlamak nasıl doğru hareketlerle? Değil, doğrusunu yapabilmek. Doğru yaptığınız zaman inanın özgürlüğünüzü hissedeceksiniz zaten. Her doğru. şeyi yapabilmek her şey güzel evet. oluyor. O zaman şu an evet. Zehra Hanım üzerinden hem evet. Merve Hanım'ın doğru tanımlarıyla birlikte devam evet. edelim istiyorum. Hem ama. De örneğimizde sanırım göstermemiz gereken kısma geldik. Evet canım. Onun üzerinden ilerleyelim istiyorum sevgili izleyenler. Şimdi biz 24 ilmekle başlamıştık, artırışlarımızı yaptık. Şimdi Zehra Hanım'ın bize göstermesi gereken kısma geldik. Şu an örgümüzün hangi kısmındayız? Örgümüzün şu kısmındayız. Tamam. Sevgili izleyenler, şu anda biz örgümüzün şu kısmına geçmeye başladık. Zehra Hanım çiçeğini bitirdi sanırsam. Şimdi şu kısmındayız. Şimdi Zehra Hanım bize onları gösterecek. Bununla alakalı şifrelere bakıyoruz evet, tekrardan. Evet canım, evet. Unutmamamız açısından da her şeyi şifrelendirdik. Evet, şimdi 9'da mıyız? Şimdi artırıyoruz. Bu artırma ilmeğimizdi. Artır. Sondan mı başlıyoruz? Evet, bu taraftan başlıyoruz. Okumaya. Evet canım. Ben o zaman şifreli. Onu bir yönlendireyim. Böyle şu baklava dilimi gibi olan ne anlama geliyormuş? Bakıyorum çarpaşık. Çarpaşık demişsiniz. Evet. Tekrar artır. Bu sağ taraftan yatık olduğu için bakıyorum i̇ki ne anlama geliyor. Sağdan 2 kesiyoruz ve tekrar 9 ilmek örüyoruz. Hı hı. Sevgili izleyenler, şifreleri gördüğümüz gibi Zehra Hanım bugün bizlere şiş dantel örneğini veriyor. Örneğimizde ilmeklerimizi yaptık, artırışları geçtik. Şimdi Zehra Hanım bizlerle birlikte kesme ve tekrardan artırma evet. aşamalarına geldi.
Şifrelerimizi okurken sağ kısımdan başlıyoruz. Gördüğümüz gibi sıfır rakamı vardı. Sıfırın bizim şifredeki anlamı artır demekti. Şimdi Zehra Hanım artırışı yaptı. Ardından diğer geometrik şeklimize bakıyoruz. Onun anlamı da çapraşık diyor. Bu çapraşık evet. Dediğimizde ne gösterim. Yapıyoruz? İmlek onu bir gösterelim istiyorum. Şimdi artırıyoruz. Normal örgümüz şuydu. Evet. Çapraşığımız şöyle ilmeği alttan alıyoruz. Bakın ilmek çaprazlanıyor. Evet. Çapraz örgü de diyoruz buna. Çapraşık ör. Tekrar artır. Bu da sağdan kes. Sağ taraftan yatık olduğu için sağdan ikisini bir alıyoruz. Evet. Çarpaşık örgü gibi ama ikisini birlikte alıyoruz. Bakın. Şöyle gösterelim. Evet. Hı-hı. Arkadaşım şimdi evet. Bunu çekebilirse daha faydalı olur izleyenlerimiz için. Evet. Çarpaşık tamam, devam edelim sağdan lütfen. Kestikten sonra tekrar 9 ilmek, normal 9 ilmek örüyorum. Evet, şifremizdeki gibi. Evet. Şimdi 9 ilmeğimizi. 9 ilmek örüyoruz. Onu bir daha tekrar edelim. Tamam. Şifremizi iki kere tekrar edeceğimiz evet, için. Evet, 0 rakamımız vardı sevgili evet. izleyenler. Artır diyordu. Ardından çapraşık örgü, yapmıştık. Evet. Tekrardan artırış. Ardından sağdan 2 tane kestik. Ve 9 ilmek mi sonra? Evet. Hı-hı. Tekrar artırışımız şöyle. Alttan alıyoruz. Tamam. Çarpaşık ilmeğimiz şu. Bakın ilmeğe çaprazlıyoruz. İlmek hı-hı, çaprazlanıyor. Hı-hı. Tekrar artırıyorum. Tekrar sağdan 2 ilmek kesiyorum. Tamam Zehra tamam. Hanımcığım. Böyle devam ediyoruz. Tamam siz o zaman farklı bir yerde tekrardan evet. Lütfen bizi uyarın. Biz Merve Hanım'la kaldığımız yerden devam edelim tamam. istiyorum. Buyurun Merve Hanım tekrardan sizdeyim. Hocam bir şey sormak istiyorum. Bunu hemen öğrenebiliyorlar mı? Evet şimdi 3 tane modelimiz var. İlk önce yuvarlak modelimiz. Daha sonra kare ve ovalle başlıyoruz. Hmm. Burada da örneklerimiz bunlar, var aslında. Buradaki bunları örneklerimiz naylon iplikle yapılmıştır. Hmm. Bunlar hiç bozulmuyor bir daha ütülendiği zaman. Hmm. Naylon iplik olduğu için bozulmuyor. Bugünkü ipliğimizden değil mi değil, bunlar? Evet onları getireceğim. Bu pırıl iplik, bu öğrenci iplik öğrencilere hmm. verdiğimiz. Bunlar emekleme dönemi. Evet. İlk başlangıç yani göründüğü kadar zor mu acaba? Hayır, bana çok zor geldi. Göründüğü kadar zor değil. Örgüyü yapabilen. Bütün herkes yapabilir. Az çok deneyimli olan herkes. Evet, az çok deneyimi olan herkes yapabilir. Benden öğrenmeden gitmeyen kimse yok. Güzel gerçekten. Zaten yani, bu matematik sistemine evet, bayıldım. Harika. Biz şöyle biraz daha dik kalabilir miyim sizin oturuşunuzu? Bizim öğrencilerimiz zaten başladıkları zaman bütün ilaçları bırakıp öyle geliyorlar. Hmm. Çünkü maalesef bunlara başladığınız zaman evde konuşma olasılığı olmuyor. Çünkü şifreleri yaptığınız evet, zaman konuşamıyorsun. Lazım. Buna odaklandığın zaman bütün diziler bitmiş oluyor. Tabii ocakta yanan yemekler. Öğlen vakti oluyor genelde bizim kurslarımız. Bayanlarımız öğlen vakti geldiği zaman hocam diyorlar bir buna başladığımız zaman gecemiz olmuyor, gündüzümüz olmuyor diyorlar. Yani o kadar bayağı bir bu insana tutku oluyor. Oğlunuz da zaten bahsetmiş ya annem rüyasında bile 5 şiş görüyoruz. Evet. Bilinçaltında. Maalesef hem aslında beyin jimnastiği bu. Evet çok güzel. Ben matematik sistemine zaten hayran kaldım. Çok öyle güzel. İleride daha değişikleri var inşallah. Her modelin kendine has şifreleri. Sevgili izleyenler inşallah bir aksilik olmadığı müddetçe pazartesi günleri bundan böyle Merve Hanım ve Zehra Hanım bizimle birlikte olmaya devam edecek. Zehra Hanım haftaya i̇nşallah. Farklı bir örnek modeliyle karşımızda olacak. Haftaya lütfen kimselere söz vermeyin efendim. Kaçırırsınız örnekleri. Tekrarımız yok. Lütfen. O zaman Zehra Hanım siz lütfen kaldığınız tamam, yerden devam edin. Ediyorum. Biz tekrardan Merve Hanım'la devam tamam. edelim istiyorum. Buyurun Merve Hanım. Doğru oturmayı da evet. izah ettik. Şimdi doğru ağırlık kaldırmaya geçelim. Günlük hı-hı. hayatta çok fazla eğilip kalkıyoruz, bir şeyleri evet, alıyoruz. Evet, ufak evet. da olsa bu bizim için nasıl kaldırılması gerektiği ve önemli bir nokta. Biliyorsunuz iş hayatında tüp kaldıranlar, işte su evet, taşıyanlar. Evet. Bunlar için de hani böyle doğru tanımlar nelerdir? Evet. Arkada arkadaşlarım hı-hı. bununla alakalı görselleri verdi. Siz de bunlar üzerinden anlatırsanız evet. mutlu olurum. Şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Çalışanlar için meslek hastalığı boyutuna ulaşabiliyor bu durum. Bel ve boyun rahatsızlıkları da meslek hastalıklarına giriyor. Ergonomi dediğimiz bir alan var. Çalışan sağlığı ve çalışma ortamının düzenlemeyi kapsayan bir alan. İlerleyen haftalarda bu konuda da daha detaylandırıcı bir bilgi hı-hı. içeren program yapmayı çok istiyorum aslında. Tabii ki memnuniyetle. Doğru ağırlık kaldırmak vücudumuzun bütün kasları ile birlikte ortaklaşa çalışan bir durum olduğu için bizim için çok önemli. Görselde de gördüğümüz gibi yaptığımız hı-hı. yanlış aslında bacaklarımızı bükmeden
direkt eğilerek ağırlığı Merve kaldırmak. Merve Hanım, bölüyorum. Şu ilk fotoğrafımızda, bu ilk görselimizdeki ilgili bunun üzerinden bize mesela demişiz ki işte şu doğru bir oturuş şeklidir. Bu yanlış bir tanımdır demişsiniz. Burada yanlış dediğimiz görselde kişinin yaptığı aslında yanlış hareket nedir? Anlatıyorum. Dizlerimizi bükmeden eğildiğimiz zaman bütün yükü bel kaslarına bindiriyoruz. Yanlış olan görselde gördüğünüz gibi bel tamamen yanlış pozisyonda. Şimdi ağırlığı aldığı zaman bu birey ne yapacak? Direkt ağırlığı bel kaslarını kullanarak kaldıracak. Evet. Bu hem belimize aşırı yüklenmeye sebep olacak hem de yanlış konumlanmasına sebep olacak. Yapmamız gereken şey dizlerden bükülüyoruz, ağırlığı alıyoruz ve ağırlığı vücudumuza yakın tutarak yükseliyoruz. Burada gelen geri dönüşlerden bir tanesi şu oluyor: benim dizlerimde problem var, ben eğilemiyorum, nasıl alacağım? Evet, eğilemiyorsak dizlerden yine de bükebildiğimiz kadar bükmeye özen gösteriyoruz. Daha kollarımızla uzanıp kaldırdık. Sonra belimizi düzelttikten sonra dizlerimizi düzeltirsek eğer kasların doğru şekilde kullanılmasını sağlamış oluruz. Bu soru çok gelen bir konu. Doğrudur. Çünkü. Ağırlığı orantılı olarak aslında bedene yaymayı mı anlatmak istiyorsunuz? Evet. Yani sadece bele verdiğimizde bir sıkıntılı sürece de aslında izin vermiş oluyoruz. Aynen öyle. Bir de şöyle bir durum var. Bacak kaslarımız kuvvetli kaslardır. Vücudun ağırlığını taşıyabilen kaslardır. Bu yüzden ağırlığı aldıktan sonra vücudumuza çok uzak tutmadan, bu da çok önemli bir nokta, bu sefer kol kaslarımızda da omuzlarımızda da sıkıntılar meydana geliyor. Vücudumuza yaklaştırdıktan sonra bacağımızla yükseldiğimiz zaman çok daha sağlıklı bir ağırlık kaldırma gerçekleştirmiş olacağız. Bir önemli nokta da şu: bayanlar bunu çok fazla yapıyorlar. Market alışverişi yaptık. Evet. Çok fazla da bir şey almadık. Bir poşete hepsini sığdırdık. Evet. Biz onu tek elimizle taşıdığımız zaman işte şu şekilde görselde olduğu gibi vücudumuz tamamen eğik bir hale geçiyor. İzleyenlerimiz şu an soldan ikinci görsele lütfen odaklansınlar. Şu an Merve Hanım'ın bize bahsettiği görsel. Soldan ikinci görselimiz alttaki, burada ağırlığın aslında her iki kola yayılması gerektiğinden bahsediyor. Görüldüğü gibi tek elle taşındığı zaman vücut tamamen diğer tarafa eğim haline geçiyor. Bu omurgamızın yanlış konumlanmasına sebep oluyor. O yüzden lütfen aldığımız şeyler az bile olsa iki parça halinde taşımak çok daha bizim için sağlıklı olacak. Görüldüğü gibi iki poşet halinde taşırsak dengeli bir ağırlık taşımış olacağız. Vücudumuz bir tarafa eğilmemiş olacak. Alalım bunu ekrandan. Merve Hanım'ı şu an görmek istiyoruz. Olması gereken doğru hareketlerden bahsediyor şu anda bize Merve Hanım. Görselimizi ekrandan alalım lütfen arkadaşlar. Merve Hanım, daha hareketlerin olması gerektiği halini gösterirseniz. Dediğim gibi iki poşet haline getirdiğimiz zaman iki elimizle taşıdığımız takdirde omuzlarımızın seviyeleri eşit kalacaktır. Dik bir durumda durmamız daha rahat olacak. Kaslarımızı eşit şekilde kullanabileceğiz. Aksi takdirde tek elimize yüklendiğimiz zaman onu kaldırmak, ağırlığı taşıyabilmek için bu sefer ters tarafa doğru eğim şekline geçiyoruz. Tersçe oluyor vücudumuz. O yüzden ne yapıyoruz? Mutlaka çok dikkat edelim. Çok da kolay bir şey, sadece iki poşet haline bölmek. Ağırlık taşırken ağırlığı eşit miktarda dağıtalım. Şu diğer görselimize de geçelim mi? Ben onu da izleyenlerimizin görmesini istiyorum. Evet, onu ben de çok istiyorum. Annelerin en sık yaşadığı durum ne yazık ki. Hani çocuklarını taşıyabilmek adına. Sevgili izleyenler, şu anda ekranlarımızda sizler de görüyorsunuz. Şu anda biz sağdan ilk görselimiz üzerinden annenin çocuğu nasıl taşıması gerektiği üzerinden Merve Hanım'ın fikirlerini alacağız. Buyurun Merve Hanım. Bu konuda da şuna çok önem vermek gerek aslında. Bebeklerin kendi vücutlarını da korumak bu konuda çok önemli. Evet. Şimdi ben bacaklarımı bükmeden eğilip bir çocuğu kaldırdığım zaman onu yukarı doğru kaldırırken o çocuğun vücudu da boşlukta kalıyor. Şimdi Merve Hanım da olalım lütfen. Boşlukta kalıyor ve dengesiz bir salınım gerçekleştiriyor çocuk. Bu yüzden özellikle bir de ağır oluyorlar. Hani bebekler çok hafif olmuyor, kucağa alınabilen normal bir yerden aldığımız saksı gibi olmuyor yani. Daha ağır bir şey kaldırmış oluyoruz ve daha özenli kaldırmak zorundayız. O yüzden
Eğildik, dizlerimizi büktük, çocuğu aldık ve vücudumuzda taşıma pozisyonuna getirdikten sonra, yani çocuğu vücudumuzda sabitledikten sonra kalkmak çok daha sağlıklı olacak iki birey içinde. Çünkü diğer türlü dediğim gibi çocuğu yukarı kaldırırken boş bir salınıma geçiyor vücudu. Bu da onun belindeki, kalçasındaki rahatsızlıklara sebep olabilir. Daha kemikleri tam oluşmadığı için yanlış pozisyonlanmadan. Aslında çift taraflı bir zarar var. Evet, burada. O yüzden ben o görseli özellikle koymak istedim. Teşekkürler. Doğru oturuştan bahsettik ama bu görselde de desteksiz, yani sırt desteği olmayan yerde nasıl oturacağız ondan bahsedelim. Sırt desteği olmadığı zaman bir süre sonra eğiliyoruz ve şu konuma geliyoruz. Bunu yapmamak biraz vücudumuzu çalıştırmakla alakalı aslında. Dik durmak gibi dik oturmak da zaman içerisinde Merve olan Hanım, bir şey. Merve Hanım, o zaman bunu sizin üzerinizden alalım mı? İzleyenlerimiz de görsünler. Şimdi Merve Hanım üzerinden bu desteksiz oturuşun aslında nasıl sağlıklı bir... Zaten ben de aslında desteksiz oturuyorum. Merve Hanım, izleyenlerimiz açısından yanlış olan oturuştan bir doğruya bir yönelebilir miyiz? Tamam, o zaman şu noktadan başlayalım. Tabii, ayaktan oturma pozisyonuna nasıl geçeceğiz? Tamam, çok daha oturma iyi pozisyonunu olur. Nasıl koruyacağız ve nasıl kalkacağız? Bunlar çok önemli noktalar. Şimdi otururken öncelikle uç taraftan oturuyoruz. Yani yanlış olanı gösteriyorum. Şöyle arkaya doğru belimizi bu şekilde konumlandırıp oturmuyoruz. Tamam. Şu hareketi belimize yaptırmamak çok önemli. Kalkıyorum. Doğru oturuş şeklini gösteriyorum. Oturacağımız yerin uç kısmına oturuyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi belim düz. Kendimi, bacaklarımı ve kollarımı kullanarak geriye doğru çektiriyorum. Ve belime bu hareketi yaptırmıyorum. Beden olarak geriye itmek gerekiyor yani tamamını. Evet. Biraz önce de bahsetmiştim ya, kalçamız oturduğumuz yerin sonuna kadar gelmeli ve bitişine değmeli diye. Oraya en baştan oturmuyoruz. Uç tarafa oturduktan sonra bacak ve kollarımızı kullanarak kendimizi geri doğru çekiyoruz. Daha sağlıklı bir pozisyona gelir. Zaten bel fıtığı yaşayan hastalarımız o şekilde oturamıyorlar. Onlar... denk gelirseniz gözlemleyin lütfen. Uç tarafa oturup kendilerini ittirirler. Çünkü bele o hareket kaybını zaten yaşatmış oluyorlar. Daha sonra dik oturmak için omuzlar yüksekte. Yine boynumuzdan birisi bizi yukarı doğru çekiyor gibi hissediyoruz. Ve birazcık gevşiyoruz. Bu şekilde oturmak bize zor gelecektir ama vücut zamanla alışıyor buna. Daha sonra ben buradan kalkacağım. Bu şekilde kalkmıyorum. Yine şimdi aynısı. Şimdi kalkışımızı nasıl yapmamız kalkışımızı gerekiyor? Evet, kalkışımızı da yine uç tarafa geliyoruz. Ve bacak kaslarımızı kullanarak kaldırıyoruz kendimizi. Bedeni önce öne çekiyoruz. Yani birden kalkmak değil, iki harekette mi kalkışı sağlıyoruz? Bu şekilde ilerleyip daha sonrasında bedeni yukarıya çekip ve doğru kalkışı yapıyoruz evet, sanırım. Evet, aynen öyle. Anlaşılmayan nokta yoktur herhalde bu konuda. Sevgili izleyenlerimize de bakalım bir sorularıyla gelenler olmuş sanırım. Bu arada bir izleyenimiz sanırım sizin ağrılarıyla kendisini barışık hisseden izleyenimiz tekrardan bizimle birlikte olmuş. Teşekkür ediyoruz efendim. Programımızın çok yararlı ve faydalı olduğundan bahsetmiş. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu efendim. Bu arada... bir izleyenimiz de Tunceli Pertek'ten yazmış bizlere programımızı. Zevkle izlediğini söylemişler. Efendim oraları konuk olabiliyorsak ne mutlu. Buradan Tunceli Pertek'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Kucak dolusu sevgiler efendim. Ben de madem seyircilerden bahsediyoruz, bana da geri dönüşler geliyor. Babaannem yurt dışında, oradan izliyoruz. Öyle çok mi? Selam söylüyorlar, oradan oralara izliyorlarmış. Oralara kadar ulaşabiliyorsak ne mutlu. Sevgili izleyenler, WhatsApp numaramı tekrardan belirtmek istiyorum. 0505-104-53-21 0505-104-53-21 Lütfen bizlerle birlikte olmaya sizlerle devam edin. Merve Hanım ve Zehra Hanım bugün konu. Onlara iletmek istediğiniz bir şeyler olursa, bizlere iletmek istediğiniz önerileriniz, fikirleriniz olursa lütfen gönül rahatlığıyla paylaşın efendim. Biz kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyor olacağız. Zehra Hanımcığım, ne noktadayız? Evet, şimdi... Merve Hanım da bu arada soluklansın. Evet, biraz. Evet. Şimdi artır, üçör şuradayız canım. Şimdi artırışlara devam evet, ediyoruz. Evet, artırışlara devam ediyoruz.
Sevgili izleyenler, Zehra Hanım şiş dantel örneğini göstermişti bizlere. Şimdi şekiller üzerinden şifrelerin bize verdiği yönlendirmelerle desenimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Zehra Hanım şimdi her ilerlediği aşamada da bantını da ilerletiyor. Şu anda 8. aşamadayız. Evet, canım. Dediğimiz gibi şifreleri okumaya sağdan başlıyoruz. Sıfırlar bizim için şifrelemede artırmamız gerektiğini ifade ediyor. Gördüğümüz geometrik şeklimize de baktığımızda sağdan 2 tane kesip 8 tane arttırdığını ifade ediyor. Evet, Zehra Hanım şimdi bu aşamalarda sevgili izleyenlerimizin de görmesi açısından bir bakalım ne noktaya evet. geldik. Sevgili şöyle. İzleyenler şu anda örneğimiz şu şekilde Zehra Hanım bayağı yol kat etti. Evet. Şimdi kaldığı yerden kendisi devam edecek. Devam Vurgulamamız gereken bir yer var mıdır şu anda? Evet şimdi şuraya geldiğimiz zaman zaten size tamam. bahsedeceğim canım. Tamam memnuniyetle Zehra Hanım. Sevgili Merve Hanım, bugün bizlere doğru oturuş şekillerinden bahsettiniz. Evet. Bel fıtığından girdik, işte nasıl alternatif tipe kadar birçok evet. şeye değindik. Bu spor yapmak artık biliyorsunuz ki hani daha kolay alanlara rivayet etmeye başladı. Evet. Artık hani insanlar spor salonlarına gidemiyorlarsa bile çevrelerimize baktığımızda artık parklarımızda evet. da hani belli başlı spor aletleri var. Fakat bu bilinçsiz spor yapmak, bel ve boyun ağrılarına etkisi nelerdir? Kişiler neler yapmalı? Şöyle söyleyebiliriz. Dediğim gibi herkesin zaten kendisine özel bir program belirlemesi gerekiyor. Bu yüzden programın başında da anlattığım gibi ağrımızın neyden kaynaklandığını hı-hı. öncelikle bulduk. Evet. Ağrımız bel fıtığından ya da fazla kilodan ya da kas kökenli. Bunun seçimini yaptıktan sonra biz günlük hayatta kendimizi konumlandırmayı da öğrendik. Bunun yanı sıra egzersizler yapmamız lazım. Kaslarımızı kuvvetlendirmemiz lazım, vücudumuzu çalıştırmamız lazım. Ama bu tip egzersizlerde öncelikle egzersizi yaptık. Belirtilerimiz artıyorsa, gün içerisinde çoğalmaya başladıysa ve daha şiddetleniyorsa egzersizleri bırakıyoruz ve yaptığımız yanlış bir şeyler vardır diyerek kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Ama aksine egzersiz yaptığımızda ağrı hissetmek bizim için güzel bir şey. Biz bunu istediğimiz bir nokta aslında. Ne anlamda güzel bir şey? Şöyle düşünebiliriz. Eğer hareketi yaptığımız sırada bir ağrı hissediyorsak o noktada bir şeylerin hareketlendiğini anlayabiliyoruz aslında. Hı hı. Ama dediğim gibi bu ağrı hareket sonrasında bitmeli ve gün içerisinde devam etmemesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, ağrının merkezleşmesi durumu vardır. Hı hı. Yani ağrı belimizden bacaklarımıza doğru yayılıyorsa bu hissetmememiz gereken bir nokta. Ama bacaklarımızdan belimize doğru bir ağrının yoğunlaşması hı hı. varsa, eğer bireyler diyorsa ki ben hareketleri yaptım, belimde bir ağrı yoğunlaşması hissediyorum, bu çok güzel bir nokta. Yanıt aldığımızı gösteriyor. Hı hı. Ağrının merkezleştiğini gösteriyor. Bu ikisini bireyler kendini değerlendirip ayırt ederseler eğer, çok daha sağlıklı olur. Yani bacaktan bele doğru ilerleyen bir ağrının aslında sağlıklı olduğunu ama tam tersine evet. belden bacağa doğru yoğunlaşan bir ağrı varsa hı hı. bunun yaptığımız sıkıntılı hareketlerde bir durum. Sıkıntı hı hı. olduğundan bahsediyorsunuz. Evet aynen öyle. Dediğim gibi bunu ağrının merkezleşmesi diyoruz ama şöyle düşünmeyelim ağrıyor diye üzerine gitmemek lazım aslında. Yani ağrıyor evet bir şeyler olur hani ağrımak güzel ağrı. Hissetmek güzel dediler, ben de ağrı hissediyorum diye hareketleri çok da zorlayıcı duruma getirirsek hı hı. bu sefer tam aksi bir durumla karşılaşmış hı hı. oluruz. Bahsetmek istediğim şey ufak tefek ağrılar aslında. Hani bizim canımızı yakan ağrılar kesinlikle üzerine gidilmemesi. Katlanılmazlardan bahsetmiyoruz. Evet, üzerine gidilmemesi gereken bir durum. Bunun ayrımını yapmak lazım. Hı hı. Egzersizlere birazcık bahsetmek istiyorum, göstermek tabii, istiyorum aslında. Eğer görsellerimizi de alabiliyorsak öncelikle kedideve egzersizi dediğimiz bir egzersiz tamam, var. Onun arkadaşlarımdan rica edelim onu hazırlasınlar bizim için. Onun görseliyle devam edelim. Bu egzersizler evde hiçbir malzeme gerektirmeden televizyon karşısında bile yapabileceğimiz hareketlerden bahsediyoruz evet. değil mi? Buna kedideve hareketi diyoruz. Omurgaların arasının açılmasını ve eklemlerin rahatlamasını sağlayan bir egzersiz. Öncelikle resimlerimizi
resimde gördüğümüz gibi masa pozisyonuna diyoruz. Tamam. Geçtik. Hı-hı. Boynumuz öncelikle tamamen vücudumuza paralel bir şekilde Hı-hı. başlama konumuna Hı-hı. geçiyoruz. Nefes aldık. Boynumuzu aşağı doğru indirirken sırtımızın kamburunu çıkarıyoruz. Hı hı. Sırtımızın kamburunu çıkarırken kalçamız içeri doğru gelecektir. Bu hareketin faydası nedir? Dediğim gibi omurganın esnekliğinin korunmasını sağlıyor. Hı hı. Omurların arasının hı hı. açılmasını sağlıyor. Ve eklemlerin rahatlamasına hı hı. Çok iyi geliyor. Sonra daha sonra nefes vererek başımızı kaldırıyoruz, kalçamızı dışarıya doğru ittiriyoruz ve belimizi çöktürüyoruz. Hı hı. İkinci harekette olduğu gibi değil evet, mi? Evet, burada olduğu gibi belimizi çöktürüyoruz. İyice gittiği yere kadar çöktürmek ve iyice kamburlaşabildiğiniz kadar kamburlaşabilmek bu hareketteki püf nokta aslında. Peki bu hareketi kaç kere tekrarlamalı izleyenlerimiz? Bununla alakalı bir şey söyleyebilir misiniz bizimle? Genel olarak verdiğimiz skala 8 ile 10 arasında oluyor. Hı hı. Günde 2 defa uygulamak benim için doğru bir yaklaşım. 16'ya mı delalet eder? 8'i bölelim 8 mi? Tane yapıyorsak eğer sabah 8, öğleden sonra akşam 8 tamam. tane. Yani günlük her hareketten 16 tane. Ama daha iyi durumdaysak, daha sağlıklı durumdaysak 10'ar tane yapmak. Hatta hı hı. ilerleyen zamanlarda bunları 15'e çıkarmak çok daha güzel olacaktır. Eğer bu konuda bir sıkıntımız yoksa hareket hı hı. tamamıyla anlaşılmıştır sevgili diye umuyorum. Sevgili izleyenlerimizi tekrardan numaramızı hatırlatalım. Bununla hı hı. alakalı görüşlerini belirtmek isteyen olursa 0505-104-53-21 efendim. 0505-104-53-21'den bizlere dilediğiniz soruları, bu egzersizlerimizle alakalı merak ettikleriniz varsa gönül rahatlığıyla yazın efendim. Merve evet, Hanım. Kobra hareketi dediğimiz hı hı. bir egzersiz var. Ona geçebiliriz. Ondan bahsedeyim onunla birazcık. Onunla alakalı bir görselimiz var sanıyorum. Evet, var. Arkadaşlardan rica edelim. Bu kobra hareketi dediği bir hareket var. Egzersiz şekli. Onları rica edelim arkadaşlarımızdan. Bu hareketimiz üzerinden evet. konuşalım. Gördüğümüz üzere bu kobra hareketi dediğimiz evet. şeydir. Evet. Kobra hareketi dediğimiz egzersiz. Bunu bütün herkes yapabilir. En evet. kötü durumdaki birey de yapabilir. Çok sağlıklı birey faydası de yapabilir. Faydası nedir yine bunun? Omurgamızı esnetiyor, kaslarımızı kuvvetlendiriyor evet. ve omurgaların arasının açılmasını sağlıyor. Başlangıç pozisyonu olarak üstteki görsel halinde yere uzanıyoruz. Hı hı. Bunu evde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Muhakkak. Avuç içleriniz yerde olacak şekilde omuzlarımızın yanına getiriyoruz. Daha sonra nefes alarak yükseliyoruz. İyice yükseldikten sonra nefes vererek geri aşağı iniyoruz. Hı hı. Bunu da yine 8-10 kere tekrar hı hı. etmek güzel olacaktır. Çok kolay bir egzersiz ve bu benim çok sevdiğim bir egzersiz. Hı hı. Yararı çok güzel, geri dönüşü çok güzel doğrudur. Alınan bir egzersiz. Bebek duruşu dediğimiz bir hareket var. Ona geçebiliriz. Bir de diğer görselimizi arkadaşlarımızdan rica edelim. Kobra hareketini inceledik. Şimdi bir de bebek duruşuyla alakalı bir görselimiz var. Arkadaşlarımızdan rica edelim onları bize de göstersinler. Onun üzerinden konuşmaya devam edelim. Kobra hareketinden bahsettik sevgili izleyenler. Düz bir zeminde, düz bir uzanış yapıyoruz. Ellerimizi sert zemine kapatıyoruz. Ardından vücudu yarım şekilde harekete haline evet. getirip nefes evet. alıp veriyoruz. Şimdi Merve Hanım diğer görselimiz üzerinden alalım lütfen. Bebek duruşu hareketi diyoruz. Bunu bilirsiniz. Küçük bebekler ayaklarını ağızlarına götürme evet, hareketini evet. çok rahat yaparlar. Aslında bu onların omurgasının esnemesine hı-hı. sebep oluyor. O yüzden çok rahatlatıcı bir egzersiz. Görselde gördüğümüz gibi sırt üstü uzanıyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken tek nokta başımız tamamen yerde olacak. Boyun kavisimiz bozulmayacak. Sırtımız tamamen yerde olacak. Düz bir şekilde. Düz bir şekilde baş, boyun ve sırt eksenini hiç bozmadan hı hı. yerde korumamız gerekiyor. Bu hareketin en önemli noktası bu. Ayaklarımızı iç taraflarından tutuyoruz. Kendimize doğru çekip küçük küçük esneme hareketleriyle esnetiyoruz. Hı hı. Ama dediğim gibi sadece esneyen yani hareketli olan bölge kalça ve bacaklar olacak. Sırtımız düz bir zeminde, boyun, baş ve aynı eksende devam edecek. Hı hı. En önemli nokta bu. Hareketleri yaparken zaten boyunun konumlandırılmasına çok önem göstermemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü bu sefer boyunda, boyun kaslarında zedelenmelere sebep olabiliyoruz. En önemli nokta
Merve Hanım, bölüyorum, özür diliyorum sizden. Bir izleyenimizin bir sorusu üzerinden fikrinizi almak istiyorum. Kol kaslarıyla alakalı bir hareket önerebilir misiniz diye sormuşlar. Bunu bir programımızda mı işleyelim, daha sonraki hafta daha mı ayrıntılı ele alalım? Şu an için gösterebileceğiniz hafif, pratik bir iki örneğiniz var mıdır? Şöyle yapalım, kol kasları hani ne için soran kişi, hani bilemiyorum, bir rahatsızlıktan ötürü mü, güçlendirmek için mi? Ama ben ileriki programlarda boyun, omuz ve kollar için daha detaylı bir konu işlemek istiyorum. Görsellerle birlikte bu konuyu işlediğimiz zaman çok daha yararlı olacaktır. Bence bizi takipte kalsın. Tamam. İlerleyen haftalarda gösterelim. O zaman sevgili izleyenimize şimdilik buradan seslenelim. Efendim, bu konuyu daha ayrıntılı ele almak istiyoruz. Bu programımızda bel ağrılarına değindik. Bununla alakalı egzersizlere değindik. Haftaya pazartesi günü Merve Hanım bir sıkıntı çıkmadığı müddetçe bizimle birlikte olacak. Önümüzdeki programlarda bununla alakalı nedenlerinizi de siz de bize biraz daha açık yazarsanız efendim daha faydalı olmayı dileriz. Sevgilerimizi gönderelim buradan size. Bu arada bir izleyenimiz de programımızın çok faydalı olduğundan bahsetmiş ve Merve Hanım da çok başarılı bulduğundan bahsetmiş. Olarak Merve Hanım teşekkür ediyorum sizlere verdiğiniz bilgiler için. Eğer vaktimiz varsa bir hareketi daha çok seviyorum, onu da göstermek istiyorum. Buyurun. Süpermen hareketi vardı. Çok kısa bir şekilde ondan arkadaşlarımızdan da rica edelim, hızlıca onu alalım o zaman. Süpermen hareketinden bahsedelim. Bu gördüğümüz hareket de kaslarımızı kuvvetlendirici bir hareket. Çok sevdiğim, çok önerdiğim bir hareket. Başlangıç pozisyonu olarak üstteki görseldeki gibi tamamen dümdüz bir şekilde uzanıyoruz. Ayaklarımız yerde, kollarımız yerde, avuç içlerimiz yere bakıyor. Daha sonra kollar ve ayaklar aynı anda kendimizi C şeklinde, buna ters muz da diyoruz aslında. Bu şekilde kaldırıyoruz. İçimizden 6'ya kadar sayıyoruz, gevşiyoruz. Tekrar kaldırıyoruz. Yukarıdayken 6'ya kadar sayıyoruz ve bekliyoruz. Bu şekilde bu harekette tekrar edebilirler. Teşekkür ederim Merve Hanım paylaşımlarımız için. İzleyenlerimiz de gördüler, düz bir zeminde yatıp ardından kol ve el hareketlerimizi genişleterekten bu hareketi yapıyoruz. Merve Hanım ağzınıza sağlık, paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Son olarak ben Zehra Hanım'a hemen bir yönelmek istiyorum. Zehra Hanım, son olarak göstermek istediğiniz bir nokta varsa alalım. Son şuraya gösterip de bitiriyoruz. Tamam. Şimdi vaktimiz. Evet, vaktimiz daraldı ne yazık ki. Zehra Hanım, şimdi diğer aşamalarda efendim. Bugün sizlere şiş dantelle alakalı örnekler getirdik. Gördüğünüz üzere sevgili Zehra Hanım bize bugün bu modelin ayrıntılı halini gösteriyor. Şu modeli bir daha gösterelim istiyorum. Sevgili izleyenler, Zehra Hanım şiş dantelle bugün bize bu çalışmayı verdi. Şiş dantelin özelliği şifreler üzerinden ilerliyor olmasından kaynaklı geometrik şekillerle yazıya dökülmüş hali olduğundan bahsetti. Evet. Zehra Hanım şimdi bize son bir aşamasını göstersin. Evet, şimdi şu işlemimizi yapıyoruz. Artır, çarpışık ör, artır, sağdan kes, bir ör, soldan kes, tekrar artır, çarpışık ör, artır, sağdan kes, alt ör. Sevgili izleyenler, Zehra Hanım şifreler üzerinden örgüsünü ilerletmeye devam ediyor. Zehra Hanım'ın elini görelim istiyorum biraz. Çarpışık ördük, ilmek ters döndü. Artır. Sağdan kesiyoruz. Bir tane ilmek örüyoruz. Soldan kesiyoruz. Soldan kesmemiz böyle. Sol taraftan yatık olduğu için soldan kesiyoruz. Tekrar artır, çarpışık örüyoruz. Tekrar artırıyoruz. Sağdan kesiyoruz. Burada yine normal düz bir, iki. Biz şu an şu aşamadayız değil evet mi? Evet canım. Yapmamız altı, gereken tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aşamamız kaldı. Ardından kesmeye geçeceğiz sanırım. Evet canım. Şu anda buradayız. Şuradaki baklava dilimini oluşturduk. Şu an şunları yapıyoruz. Sevgili izleyenlerimize de gösterelim o zaman. Sevgili izleyenler, Zehra Hanım'ın elindeki çalışmayı öncelikle görelim. Evet. Sevgili Zehra Hanım gösterdi. Şimdi ben de tam bitiş halini göstermek istiyorum. Sevgili izleyenler, Zehra Hanım iç kısımdan başladı. Artırmaları, kesmeleri yaptı. Şimdi desenimizin son şu kısımlarına geldi. Şimdi buralardan ilerlemeye kendisi devam edecek. Devam ediyorum. Bir kere daha göstereyim Tabii buyurun lütfen. Artır, çarpışık ilmek. İlmek çaprazlanıyor. Artır, sağdan kesiyoruz. Yine çarpışık gibi ama ikisini alıyoruz. Bir tane ilmek alıyoruz, soldan kesiyoruz, soldan kesmemiz. Bu şekilde ilerliyoruz. Devam ediyoruz.
artır sağdan kesip alt örüyoruz. Yani şifrelerin bize verdiği yönergeler doğrultusunda örneğimizi çıkartıyoruz. Tabii. Sevgili izleyenler, bugün bize ayrılan programımızda süremizin ne yazık ki sonuna geldik. Haftaya sizlerle birlikte Merve Hanım ve Zehra Hanım'ı yine pazartesi günü programımıza konuk edeceğiz. Yarın yine bize ayrılan zamanda saat 11'de lütfen ekranlarınızın başına geçin. Haftaya örgümüzün son bitiş haliyle birlikte programımızı açacağız. Ardından farklı örneklerle birlikte devam edeceğiz. Zehra Hanım bugün bizlere birçok örnek getirdi. Haftaya bunları daha ayrıntılı ele alacağız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.